Sevgili izleyiciler, Kıbrıs'ta manşet programından hepinize mutlu akşamlar diliyorum efendim. Ben Gökhan Altınlar. Oldukça uzun bir geceye merhaba dedik. Yani zor bir dönemden geçiyoruz. Ülke olarak takdir edersiniz. 2 haftadır Lokmacı sınır kapısında çok sıkıntılı eylemler oluyor. Bugün de sıkıntılı eylemler vardı. Türk polisi Birleşmiş Milletler Askeri ile kavga yaşadı. Birleşmiş Milletler Askeri bulunması gereken noktadan daha yakın Türk sınırına yaklaştığı için zorla geri itildi. Böyle gergin bir gündü. Dün Dünya Kadınlar Günü'ydü. Ne yazık ki 45 yaşında bir yurttaşımız öldürüldü, hayatını kaybetti. Zanlı tutuklandı ve mahkemeye sevk edildi. Akşam saatlerine doğru hatırlarsanız hafta sonu Rum Kaymaklı Polis Karakolu bazı şüphelilerden dolayı koronavirüsü şüphesiyle karantinaya alınmıştı. Bugün akşam saatlerine doğru biri Londra'dan Kıbrıs'a gelen 64 yaşında, biri de İtalya'dan Kıbrıs'a gelen, Güney Kıbrıs'a gelen 25 yaşında iki erkek koronavirüsü şüphesiyle karantina altına alınmıştı. Yapılan testler pozitif çıktı. Şu an için Rum tarafında böyle bir alarm var. Bununla beraber şu an için Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde iki yaşlı kişi, biri 85, biri 90 yaşında, İsviçre'den geldikleri tahmin ediliyor. Türk müler değil miler henüz netleştiremedim, bakacağım birazdan. Karantinaya alındılar koronavirüs şüphesiyle. Bir tanesinin sonucunun negatif çıktığı bilgisi bana yayına girmezden önce ulaşmıştı. Birazdan haber ajanslarını kontrol edeceğim. Diğerin durumu ise henüz netleşmedi. Böyle de bir gergin gece geçiriyoruz. Koronavirüs artık Kıbrıs'a da geldi. Kapıların akıbetini olacak. Döviz çok şiddetli bir şekilde yükseliyor. Bir kıtlık olacağı iddiası var. Petrolün satışında ciddi bir düşüş olduğu için ucuzladığı bilgisi var. Böyle karman çorman bir dönemdeyiz sevgili izleyiciler. Çok değerli ilk stüdyo konuğum var. Dışişleri Eski Bakanı Profesör Doktor Sayın Turgay Avcı ile Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Erhan Arıklı konuklarımız bu gece. Programa vakit kaybetmeden başlayalım. Ben programı paylaşır Facebook üzerinden, sorularınız olursa Sayın Başkan'a sorarız. Hoş geldiniz. Sayın Başkan, nasılsınız? Sevgili Gökhan, öncelikle tüm izleyicilerimize iyi akşamlar dileyerek başlamak istiyorum. Evet. Ben sizi hangi mantıkla konuk davet ettim ama biraz, 2 günde 3 günde neler yaşadık bu memlekette? Tabii biraz açılış konuşmasında işte ülkemizin ve küreselleşmenin getirdiği, dünyanın diğer ucunda ortaya çıkan bir virüsün, ya bakın, küreselleşme dediğimiz güzellikleri vardır, ekonomik zenginlikleri vardır ama aynı zamanda bu tür çok beklenmedik, çok hızlı yayılan negatif etkileri de vardır. Yani Çin'de başladığında hepimiz tabii izledik ama bir anda yayıldı. Çünkü hızlı da yayıldı. İnsanoğlu tabii hareket ediyor. Seyahat ediyor, değil mi? İnsanoğlu hareket ediyor, seyahat ediyor, ticaret yapıyor, okuyor. Bütün bu faktörler, özellikle mesela Avrupa ülkeleri bu konularda çok, tırnak içinde veriyorum, çok hassas, çok titiz. Ama İtalya, Avrupa'nın göbeği, Avrupa'nın merkezinde en ağır şekilde bunu 7200 kusurlardaydı, evet. Programa gelemeden baktım Dünya Sağlık Örgütü ölü sayısı da oldukça ölü sayısı önemli. 100'ü geçti, 7200 yani, enfekte sayısı. Yani var. Şunun için söylüyorum, Avrupalı çok titiz, çok imkanlara sahip bir ülke, teknolojik bir ülke ama bu gibi konularda bunun şeyi olmuyor, sıkıntısı yaşanıyor. Rum tarafında var tabii, biri İngiltere'den biri İtalya'dan gelmiş, evet. 25 yaşındaki erkek Milano'dan gelmiş, 69-64 yaşındaki adam da Londra'dan gelmiş, İngiltere'den gelmiş. Bu tabii uçakta geldi bu insanlar günün sonunda, diğerleri enfekte oldu olmadı bilmiyoruz. Kaygılı mısınız? Yani uçakta geliniyor, biliyorsunuz her yerde artık çıkışta da termal kameralar var. Uçaklar alınırken girişte de oluyor ama demek ki termal kamera o anlık bir ateş ölçüyor, gelip ondan sonra 3-5 gün içerisinde bu kuluçka 14-15 gün deniliyor ama 10 gün deniliyor. Hayır, söylendiği, evet. Söylüyorum yani, değişik tabii yorumlar, ortalamasını falan söylüyorlar. Sıkıntılı, kaygılı mıyız? Vallahi dünya adına kaygılıyım. Yani şimdi
hiçbir sorun yoktur, hiçbir sıkıntı yoktur dersek bu doğru olmaz. Çünkü durduramıyorsun. Hızı yayılıyor çok. Yani durduramıyorsun, önlemleri alsan durduramıyorsun. 15 gün önce vatandaşın, insanımızın ya da dünya insanının başka bir ülkedeydi. Bugün değil, 10 gün önce. Tabii, evet. 12 gün önce. Peki uçaklar uçuyor, bu engellenemez. Birçok ülkede uçuş yasakları geldi. İnanın ki önümüzdeki süreçte hava ulaşımında, havayolu şirketlerinde sıkıntı olabilir Gökhan kardeşim. Yani uçmamaya başlayacaklar, ekonomik daralıma gelecek. Ama uçmayan bir havayolu, batacak. Oturan bir zarar uçak, edecek tabii. Oturan bir kabine ve pilotlar, hostesler, yer hizmetleri, bunlar hep maliyettir. Onun için gerçekten sıkıntılı bir süreç var. Aşısı bulunuyor. Çok sıkıntılı, söylendi, bulunmayacağı söyleniyor. Söylendi, bulundu, bulunuyor. Sıcakta etkili olmadığı söylendi ama sıcak havalar gelince nasıl bir değişim yaşayabilir? Mutasyona uğrar mı, uğramaz mı? Belli değildir. Onun için şu andaki duamız bir an önce 30-35 derecelere sıcaklara çıkalım gelmemizdir. Yani önlem alınır mı? Şimdi bakın, önlem alınır mı? Kendimize bakacağız. Yani insanoğlu temiz olacak, ellerini yıkayacak. Mümkünse çok kalabalık yerlere girilmeyecek. Amerika'da arkadaşlarımız var, akademik arkadaşlarımız. Konferanslar, bunlar tabii Amerika çok duyurmuyor. Bizim gibi çok her şey medyada dikkatli oluyorlar bunlara. Kalabalık organizasyonları iptal ediyorlar. Tabii. Mecburen. Çünkü bir konferans dediğiniz bir bu tür organizasyonlar 300-400-500 kişi bir araya geliyor. Bu riskleri almamak için geçici olarak bunları iptal ediyorlar. Önemli bir süreç. Şimdi Kıbrıs'ta biz dikkatli olacağız. Ama kesinlikle bunun %100 önlenebilmesi, girişin durdurulabilmesi diye bir şey olmaz. Mümkün değil. Belli uçuşları durdurabilirsiniz. Şimdi 5-6 ülkede biliyorsunuz gelişler durduruldu. Ama başka bir ülkeden transit geliyor. Ya tabii. Yani tabii onun canım, için onu engelleyemiyorsunuz. Ama tabii söylediğiniz kıtlık konusunda ümit ederim ki öyle bir şey yaşanmaz ama kızım İngiltere'de okuyor. Biraz önce gelmeden bana mesaj attı. El hijyenik jeller tükendi. Tanesi 20 sterlin. Birkaç pound olan şeyler. Tabii 1 pound. 1 pound da satılırdı. Temizlik malzemelerinde önemli kıtlık yaşanıyor. Herkes stokluyor çünkü. Stokluyor tabii. Bravo. Tabii herkeste bir panik var. İster istemez. İster istemez. Şimdi ne oldu? Fahiş fiyatı satılıyor. Güneyde. Bir arz talep meselesi. Tabii acımasız bir şey ama arz talep. Bravo. Arz talep meselesidir. Güneyde görüldü 2 vaka. Kuzeyde ümide deriz ki görülmez. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasını bir kontrol ettim. Bir karı koca, sevgili izleyiciler, İsveç uyruklu iki turist Gimle'de bir otelde kalıyorlar. 83 yaşındaki kadın turistin test sonuçları temiz çıkmış. 94 yaşındaki karı koca demişim, özür dilerim, iki bayan, iki kadın, 83 yaşındakinin test sonuçları temiz çıktı, akciğer enfeksiyonu geçirdiği tespit edildi ama 94 yaşındaki diğer kadın turist karantinaya alındı, test sonuçları bekleniyor, hala daha gelmedi. Şimdi Gökhan kardeşim, vücudun güçlü olması gerekiyor ya, yani tabii doktorların dinlediğimiz kadarıyla YouTube'dan okuyoruz, uzmanları okuyoruz, bizim doktorlarımızı dinliyoruz, bu bir grip, bir virüs. Hatta influenza daha tehlikeli. Yani virüs. Güçlü bir vücut bunu rahatlıkla yenebiliyor. Güçsüz, dikkat ederseniz yaşlı kişilerde daha yoğun olabiliyor. İmmün sistemi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Yani bu süreçte yapabileceğimiz bunlardır. Bir hijyen, daha dikkatli olmak. Bir de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi. Evet, bol bol doktorları dinleyeceğiz. Doktor değilim ama doktor arkadaşlardan aldığımız, dinlediğimiz, zaten evet, okuduğumuz, bu teknoloji dedim ya, teknoloji hem güzel, küreselleşme hem güzel avantajları var ama bazen de böyle sıkıntıları olabiliyor. Tamam, düzeltme geldi, biri Girne biri Mausa'daymış. Düzeltme geldi, biri Girne biri Mausa'da turistlerin. Şimdi
Bu konuyu koyduk bir kenara. Siz doktor değilsiniz. Geçtiğimiz hafta iyi saatte olsun Remzi Gardiyanoğlu'nu konuk alacaktım, konuşayım. O da hasta oldu, gelemedi. Herhalde korona değildir. Allah iyiliğini versin. Bu sınır kapılarının kapanışı. Siz çok başarılı bir Dışişleri Bakanlığı yaptınız. Evet. Merak etmeyin. Süremizi ben kontrollü kullanacağım. Her şeyi konuşacağız bu akşam. Kapılar dört tanesi kapandı. Birkaç haftadır eylem oluyor. Birleşmiş Milletler'e başvuruldu ama Birleşmiş Milletler pek bir şey yapmadı anladığım kadarıyla. Türkiye'nin Yunanistan'da bir şu an mülteci krizi var. Yok aslında Yunanistan'da bir mülteci krizi var. Türkiye'nin yok. Rum tarafı işte şov yapıyor. Yok 21 asker gönderiyor oraya buraya lafazanlık. Nereye evrilecek Sayın Başkan? Bu iş bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri geliyor. Tabii şimdi Türkiye'deki göçmen, Yunanistan'ın ortaya koyduğu göçmen krizi dedikleri yıllardır Türkiye Cumhuriyeti 4 milyon aşkın Suriye'den gelen göçmeni barındırdı. Ve Avrupa'ya gidişlerini Avrupa ile yapılan anlaşmalarla durdurdu. Ama baktı bu insanlara. Yani bu insanların sağlık hizmetlerini verdiği, yedirdiği, içirdiği bütün yaşamlarını sürdürdü. Ama Avrupa'nın bu son olaylarda, Suriye'deki olaylarda destek vermemesi ve hatta eksi yönde taraflı davranması diğer şekilde, Türkiye dedi ki o zaman madem siz bu hassasiyetleri dinlemiyorsunuz, yine göçmen olarak önemli bir akış vardır. Göçler başladı yine İdlib'den, biliyorsunuz o süreçte. Türkiye bu kapılarını açtı. Yani bir zorlama yok ama. Hayır, bir zorlama yok. Tabii. Yani gitmek isteyenlere buyurun dedi. Gitmek isteyenlere. Türkiye'de yine milyonlarca göçmen var. 3,5 milyon ve bakılıyor da. Yaşamlarını devam ettiriyorlar. Yunanistan ve Avrupa tabii böyle 50 bin 100 binden de rahatsızlık duyuyor. Bu Türkiye 4 milyona bakıyordur yıllardır. Bravo. 4 milyona bakıyordur. Sürekli Suriye'deki savaştan, tamam mı, Türkiye zarar görüyor. Herkes oturmuş bakıyor. Türkiye'nin de kararı doğru. Arkadaşlar siz bakıyor musunuz? Buyurun. Bundan ibaret. Yunanistan'ın şiddet kullanması çok önemli. Tabii. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde 4 milyon geldi göçmen. Hiç böyle bir vaka olmaz. Yunanistan bunu ne kadar engelleyebilecek? O da ayrı mesele. Ne yapacak? Silahla insanları mı öldürecek? Bir miktar sonunda kullanmaya çalıştılar. Yani ürkütmeye çalıştılar. Ama bunu engelleyemezler. Avrupa da bunu engelleyemez. Bu mültecileri girecek Avrupa. Sevgili kardeşim, bu dünyanın, bölgenin bir gerçeğiydi. Buna ABD dahil toplu bir çözüm getirmesi gerekirdi. Suriye'ye hiç el atmadılar. Türkiye'nin Suriye'deki çözüm çabalarına. Gerekli yardımı da yapmadılar zaten. Yapmadılar. Son 1 milyar gönderelim dediler. Sayın Cumhurbaşkanı da kalsın dedi. Kaç defa da ihmal evet ettiler. Buradaki sınır kapılarına gelince yanlış bir karardı. Yani bakın, koronavirüsünün kuzeyden gelir ihtimaliyle kapıları kapattılar. Aha, güneyde çünkü. Bizden gelmedi. Havalanlarından gelir. Şanssız Türkiye. Limanlardan gelir. Türkiye bu konuda şunu söyleyeyim. Yani var deniliyor, gizleniyor deniliyor yaptığım ama. Yaptığım araştırmada Türkiye Çin'de başladığında itibaren en hassas davranan ve bu konuya çok ciddi bir şekilde eğilen en öncü ülkelerden birisi. Sıkı tuttu işleri diyorsunuz. Çok ciddi. Çok ciddi. İyi bir sağlık bakanlığı. Yani şu anda çok ciddi tutuldu. Kıbrıs'a, KKTC'ye dahi uçacak yolcular eğer o ısı testlerinden geçmezse Türkiye'de karantinada kalacaklar. Önemli Türkiye bu. Sıkı tutuyor bu işi. Belki çok sıkı. Gerçekten yok diyebilir miyiz? Yani şimdi olsa açıklanırdı illa ki. Söylemek ama bu ortamda bak kardeşim, bu dünyada artık gizli bir şey kalmaz. Çünkü telefonlarımız kameradır, telefonlarımız telsizdir, telefonlarımız her şeydir. Ve herkesin elinde de bir tane bu akıllı telefonlardan vardır. Herhangi bir gizli bir şey yani lazım, kimse görmesin bir şeyi de gizli kalsın. Bu da günümüzün en canı yoktur. Değil. Evet. Şimdi Sayın Başkanım, süreyi de faydalı kullanmak adına bir soru daha soruyorum size. Sonra merak ettiğim başka önemli bir konu var, onu konuşalım istiyorum biraz. Cumhurbaşkanı seçimine gidiyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'na sordular niçin aday olmak, yani aday niye oldunuz diye sordular meslektaşlarımız.
O da dedi ki Berlin zirvesinde ben o ışığı gördüm, o umudu gördüm. Bundan dolayı dedi aday oldum dedi. Şimdi Berlin zirvesi Rumlara göre hikaye bir zirve. Bize göre yani Sayın Cumhurbaşkanı'na göre çok değerli bir zirve. Türkiye bu konuda pek fazla sesini çıkarmadı. Ama şimdi geldiğimiz noktaya bir bakın ki Sayın Talat'ın nasıl ki yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini Christofias engellemişse çözüme darbe yaparak, şimdi de Anastasiadis Sayın Akıncı'ya sağlam darbe vuruyor. Kapanan kapılar, biber gazı sıkılan Türkler, Rumlar, Türkiye sınırına asker gönderen bir Rum yönetimi ve siz beşli konferans toplayacaksınız da çözüm yapasınız Kıbrıs'ta. Bu bağlamda bu süreci bir değerlendirin bize de. Başka bir konu var onu da konuşayım. Yani bunu ben sizinle Dışişleri Bakanlığı dönemimde de çok yaşadım. Yani ki siz çok proaktif bir adamsınız. Çok. Yani İtalyan milletvekillerine bile evet, KKTC kimlik kartı vermiş bir adamsınız ya. KKTC kimlik kartımızı hem de İtalya parlamentosunda verdik. İtalya parlamentosunda. Tabii. Nasıl başardınız ya Sayın Başkanım? İtalya parlamentosunda yaptığımız bir basın toplantısıyla verdik. Tabii şansımızdı. Vekillerden birisinin de soyadı Turco. Biri Perduca, biri Turco'ydu. Sanki de özellikle bulunmuş, seçilmiş. Çok önemli gelişmeler, açılımlardı onlar. BM'de yaptığımız toplantılar vardı. Ben şunu seviyorum. Çalışıp başarmayı seviyorum. Yani o dönemde nereye katkım oldu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne katkım oldu. Nereye katkım oldu? Kıbrıs Türk'ünün haklı davasının dünyada anlatılmasına katkım oldu. Ben arkadaşlarla bunu bugün de paylaşıyorum üniversitede. Avrupa'nın bize bakışı, BM'nin bize bakışı, siz azınlıksınız, bir durun. Biz bunu çok tartıştık. Avrupa Parlamentosu'nda bana şu söylendi, siz 300 bin nüfussunuz, karşı taraf 800 bin nüfus, eşitlik olamaz demişti. Ben de Sayın Gökhan şunu demiştim. Karşı taraf 800 bin nüfus, Avrupa ülkelerinden 50 milyon, 60 milyon, 70 milyon olan nüfuslu ülkeyle aynı oya sahiptir. Tabii canım. O başka bir şey. Aynı vetoya hakkına sahiptir. Avrupa tarafı örnek. Şimdi bakın. Basiti. Parlamenterlerin duruşu bu. Malta örnek. Bat. Bat ne? Bat. Yani bize gelince batlar başlıyor. Bu değişmedi. BM'de ben şunu söylemiştim. Birleşmiş Milletler binasında ikinci adamıyla yaptığımız toplantıda şu konuşuluyordu. İşte Kıbrıs'taki, kuzeydeki Rum malları. Rum malları olduğu için işte bunların üzerinde sizin hakkınız yoktur, inşa etmeniz yoktur. Ve biz diyor orada hiçbir işlem yapmayız. Biliyorsunuz ABD, BM'de 74 öncesi kalan topraklarda, arsalarda, evlerde, binalarda bir şey almaz, bir şey yapmaz. Kaynak da vermez. Aynen öyle. Aynen şunu sormuştum. Sayın yetkili demiştim, peki güneydeki bizim mallarımızın üzerinde her işlemi yapıyorsunuz siz. Ne gibi dedi. Larnaca Havaalanı dedim, Türklerin. Benim annemin de dedim orada bir kısım arsası var. Siz buraya iniyorsunuz. Bana sordunuz mu? Müsaadın var mı? Bat. Onun için sevgili Gökhan bak, güç. Güç varsa konuşursunuz. Dünya siyaseti, abi, adalet, insan hakları diye bir şey yok. Dünyada yoktur. Bravo. Güç. Güçlüyse sözün geçer. Aynen öyledir. Yani şeyi düşünüyorum, mesela Avustralya'ya giden ikinci bakansınız galiba siz, değil mi? İlk Dışişleri Bakanıyım. İlk Dışişleri evet. Bakanısınız. Bir siyasetçi daha ama, gidip çok az kalıp ayrılmışsınız. Ama şey olarak değil yani, resmi ziyaret olarak değildi herhalde. Sizinkisi ilk resmi benim ziyaret. Benim resmi ziyaretti. Avustralya'daki Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya gidişinin 60. yıl kutlamaları için gittim ben. Evet. Yani çıkalım da gidelim Avustralya'ya değil. Nasıl başkan o zaman? Nasıl karşılamışsınız? Vallahi şunu söyleyeyim. Avustralya'daki vatandaşlarımızın heyecanı. Ki var izleyicimiz Facebook üzerinden. 60'lı yıllarındaki, 70'li yıllarındaki o heyecanla devam ediyor. Hepsinin evlerinde Kıbrıs kültürünün, meyvesinin, üretiminin, yemekleri aynen duruyor. Devam eder. Aynen. Çok çok iyi karşılandık. Melbourne'a gittik. Bütün Canberra'ya gittik. Başşehre. Bakın Avustralya'daki Kıbrıslı Türkler
tabii çok daha İngiltere'deki Kıbrıs Türklere göre çok daha huzurlu. Çünkü orada böyle bir ayrım, böyle bir sıkıntı yok. Daha rahat. Daha rahatlar. Ekonomik koşulları çok daha rahat. İngiltere'deki vatandaşlarımızın da koşulları rahat ama oradaki gibi yoğun değiller ve çok daha dağılmış. Yani Avustralya'nın genel konumundan dolayı çok sıkışmış bir toplum büyük yoktur. Kıta. Büyük arazi olduğu için, büyük yerler olduğu için çok iyi karşılandık. Avustralya'daki vatandaşların buna ihtiyacı vardı. Ve halen mesaj alıyorum oradaki arkadaşlardan. Oradaki Avustralya Türk İş Adamları Derneği'nin bir yemeğine katıldık. Mükemmel bizi ağırladılar. Ben tekrar bakın yıllar geçmesine rağmen teşekkür ediyorum oradaki kardeşlerimize. Şeyi de hatırlıyorum ben mesela. Yani kimin aklına gelirdi bunlar olacak? Yani bir bakan çıkacak, İtalyan milletvekillerine kimlik kartı verecek. İngiliz parlamentosundaki lordların Kıbrıs'a sık gelip gittiğini hatırlıyorum ben o dönemler. Ve en önemlisi Laskiye seferlerinin başlaması. Yani... Lordlar kamerasına da gittik. Orada da konuşmalarımız oldu. BBC ile çok yoğun röportajlar yaptık. O dönem birlikte çalıştığımız Rasih kardeşim ve Burhan kardeşim oldukça yoğun gündemlerle geçirdiler. Hatta Avustralya dönüşünde Burhan artık bu tempo dedi, Sayın Bakanım ölüyorum ben dedi. Çok yoğun bir tempo. Mükemmel iş çıkardılar. Bakın benim başarılarımın... Ben sizin uyumadığınızı hatırlarım mesela. Evet. Bir dış gezinize ben katılmıştım gazeteci olarak. Yani uyumadığınızı hatırlarım mesela. Ben yurt dışı ziyaretlerinde hep gazeteci arkadaşlarımızı aldım. Bu da ilkti. Onu da söyleyeyim. Doğru. Yani ilkti. Sadece eskiden berete götürülürdü giderdi veya tak giderdi. Ben bütün gazeteci arkadaşlarımızın ve her gazeteden hiç fark etmez her televizyon kanalının arkadaşları davet ettik. Neden? Ya bu bakan gidiyor, bu ekip gidiyor, ne yapıyor orada? Bunları görmeleri için tanıtım çok için istedim. Özellikle tabii yapılan işleri. Onun için ayrıca bir yenilik o dönem. Bütün iş adamlarımızdan, farklı sektörlerden arkadaşlarımızı da aldık gittik. Şimdi o devam ediyor mesela. Tabii İyi devam kötü. Ediyor. Hellim işi devam ediyor. Siz başlattınız mesela onu. Hellim işi devam ediyor. O dönemde mobilya arkadaşlar, mobilya üretici arkadaşlar oralara girmişti. Önemli olan Sayın Gökhan, iletişim. Bu iletişimin doğru oturtulması ve ekip çalışması. Bütün o başarıların arkasında ben miyim? Dışişleri Bakanlığı ekibimizdir. Tabii tabii, bu çok önemli. Çünkü ben dışişleri uzmanı değildim. Ben uluslararası ilişkiler master doktorası da yapmamıştım. Ama yönetim, organizasyon ve motivasyon. Kaç dil biliyorsunuz Sayın Başkan siz? Ben 5 yaşında İsveç dilini öğrendim. 5 yaşında buraya gelen 64 yılında Barış Gücü askerlerinden Mausa'ya yerleşen İsveçli askerlerden İsveç lisanı öğrendim. Yani bunu eski Mausallar biliyor. Siz İsveç dilini konuşuyor musunuz şu an? Konuşabiliyor musunuz? Snakka litti grant. Anlaşabilecek kadar demek herhalde. Yo snakka litti grant. Evet, yani uzun zaman olmasına rağmen İsveç'e gittim biliyorsunuz bakanken. Tabii. Ve o dönemki temaslar daha sonra Stockholm'da temsilcilik açırdı. İsveç'te benim 60'lı yıllarda buradaki Barış Gücü askerlerinin temaslarımız oldu. Şu anda da 30'a yakın İsveç'ten gelen 60-70 yaşında ki eski Barış Gücü askerleri Maos'daki otellerde kalıyorlar. Her geldiklerinde de bizleri ziyaret ediyorlar. Onların network'i ile İsveç'e gittik ve Dışişleri Bakanlığı'nda görüşme yaptık. Daha sonra Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde okuduğum için Arapça öğrendim. Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde mezunsunuz. Tabii. Ben Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde eğitim aldım. Orada olduğum sürece İngilizce eğitimdi ama Arapça öğrendim. 4 sene, 5 sene orada okudunuz. 5 sene orada kaldık. Mühendislik 5 sene. Arapça da biliyorsunuz siz. Arapça da biliyorum. Arap ülkelerine de gittiğimizde Arapça hitap ettik. Kizil İslam Konferansı örgütünün en fazla buralarda sesini duyuran kişi oldunuz. O dönemdeki esasında avantajlarımdan birisi Kıbrıs Türk Devleti o zaman geldi değil mi? Evet. O başlık o zaman. Yok, o 2004'teki anlam planında ki başlık ifadesiydi gelen.
Ben mezuniyetten sonra, Beyrut'taki mezuniyetten sonra İtalya'ya gittim. Orada da yaşadım 2 yıl, çalıştım. Orada da İtalyanca öğrendim. İşte İtalyan parlamentosunda ve bu parlamenterlerle iletişimde o bana yardımcı oldu. Bu dil farklı bir şey yani, herkes öğrenemiyor bu işi. 3 dil mi biliyorsunuz yani şimdi siz? 3 yabancı. 3 yabancı. İngilizce, İtalyanca. İngilizce ile 4. 4. 4 yabancı dil biliyorsunuz. İngilizce, İtalyanca, Arapça, İsveççe. İsveççe. Ve şimdi gelelim aslında sizi konuk etmemin asıl nedenlerinden bir tanesi de buydu. Sevilen birisiniz. İnsanlar sizi çok seviyor, değer veriyor. Avcı soy ismine sahip insanlar da toplumda çok değerli yerlere gelmiş insanlar. Mesela Sayın Mehmet Avcı sizin kardeşiniz. Trafik Kaza Önleme Derneği Başkanı, çok sık konuk çağırdığınız bir. Abim diyelim ha. Abiniz mi? Hemen belli ettiniz. Evet. Onun daha çok beyazı var. Ama Sait Avcı en güçlüdür galiba, değil. Sait Avcı kendine iyi bakıyor. En genç kalanında Sait Avcı'dır galiba. Kendine iyi bakıyor. Bu da çok başarılı bir iş adamı. Tabii yani ki. O ve oğlu silah endüstrisine girdiler. Mermi üretiyorlar bugün Türkiye'ye. Ülkemizce Gökhan kardeşim, o da önemli bir temsilcileri var. Salih abimin oğlu. Sevgili çok Salih. Başarılı. Evet. 82 yılında rahmetlik babam Salih Avcı avcı fişenklerini kurdu. Adamın bir hayali vardı babamın. Emekliliğini aldı, bütün yatırımını aldı ve fişenk üretimi başlattı burada. Gökhan, 82 yılında bir üretim başlatmak kolay yani, değildi o zamanların şartlarında. Avcı Company Limited 1982'de başladı. Hala devam ediyor. Ben önemli çalışmalarım oldu orada. Tabii ki ben de Avcı Company'nin ortaklarındanım. Genç yeğenimiz de o tecrübeyle, bak onun işte inovasyon, o tecrübeyle ve girişimcilik. Orada tanıştığı, orada görüştüğü arkadaşlarla, insanlarla, fuarlarla bunu farklı bir sektöre taşıdı. Çocuk yani benim arkadaşım çok başarılı müthiş işler yaptı. Hayır, seni müthiş. Yani bugün şu anda Türkiye'ye mermi üretiyorlar resmen. Dünya standartında tabii üretim yapıyor. Bu da bizim gurur kaynağımız. Peki, böyle bir aile, böyle bir soy isim, ülkeye hizmet eden bir adam. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde siz şu an akademisyenlik yapıyorsunuz, evet, bildiğim kadarıyla. Daha önce çok uzun bir geçmişiniz var aslında. Rektör yardımcılığı görevini de yerine getirdiniz siz bir dönem. Ve profesörsünüz aynı zamanda. Daha önce rektörlük seçimi var ve siz de adaysınız. Evet. Bu konuyu bir konuşalım. Nereden çıktı bu adaylık meselesi? Yani manifestonuzu da okudum ben. Zamanımız var, rahat olun. 20 dakikam var. Tamam. Bol bol konuşuruz. Nereden ihtiyaç duydunuz? Niye aday olma ihtiyacı hissettiniz? Tabii daha önce ciddi sıkıntılar olduğunu sürekli basından ben de takip ediyorum bir gazeteci olarak. Bunu konuşalım Sayın Başkanımız. Sevgili Gökhan, tabii Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne ben 1990 yılında girdim. Kaç yıl? 30. Bir insan yetişir. 30 yıl önce Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne ilk MBA yani işletme masteri öğrencisi olarak başladım. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ilk işletme master mezunuyum. İyi. Yani Doğu Akdeniz'in bir öğrencisiyim, bir mezunuyum. Asistan olarak devam ettim master süresince. Daha sonra yarı zamanlı ve daha sonra tabii ki tam zamanlı 1993'te tam zamanlı öğretim görevlisi oldum. Devam ettiniz. Ama yani Doğu Akdeniz Üniversitesi geçmişim 30 yıl. İşletme bölüm başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Daha sonra turizm okul müdürlüğüne görevlendirildim. 4 yıl orada turizm okul müdürlüğü yaptım. O zaman fakülte değildi. Hmm. Müdürlüktü. Müdürlük yaptık. O dönemde bugünkü Beach Club önemli bir sosyal tesistir. O çalışmaları yaptık. Dil laboratuvarlarını kurduk. Yani üniversitenin gelişimi için çok iyi bir ekip merkezinde bulduk. Merkezinde oldunuz hep. Çok iyi bir ekip kurduk. Bugün halen o ekip 20 yıldır o ekip duruyor ve çok güçlü bir ekip. Hasan Kılıç kardeşimiz dekanımız dekan şu anda. Dekan oldu tabii Hasan Hoca. O bayrak yarışlarında geldi bugün çok önemli açılımlar yaptı. Geliştirdi, laboratuvarları geliştirdi. Gastronomi bölümü açıldı, 500 öğrencisi oldu. Ekiplerimiz aynı yani. Hoca aldı götürüyor bayağı. Müdürlükten sonra 2 yıl rektör yardımcılığı yaptım. Yatırımlardan sorumlu.
Daha sonra 10 yıl siyasette bulundum. Bu siyaset içerisinde tabii kamu çalışmasını, devletin yönetilmesini, devletin yasa yapımını, birçok kurumlarını öğrenme fırsatı bulduk. Yani devlet yapısını. Bu süre içerisinde 3 yıl Dışişleri Bakanlığı yaptım. Dışişleri Bakanlığı tabii çok farklı bir dünya, farklı bir vizyon. Çok güçlü bir ekip kurduk mevcut arkadaşlardan. Çok güçlü bir motivasyonla Dışişleri Bakanlığı dönemindeki başarılarımızı sağladık. Başarımı değil, başarılarımızı. Bunu hep söylüyorum. O ekiple sağladım. Dışişleri Bakanlığı'ndaki ekiple sağladık. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tek büyükelçiliğimize bakanlıktan büyükelçi atadık. Daha önce hep farklı siyasi atamalar falan yapılırdı. İlk kez diplomat Dışişleri Bakanlığımızdan bir diplomat kardeşimizi oraya büyükelçi atadık ve daha sonra bu artık gelenek devam etti. Doğrusu buydu. Yani ortaya koyduğumuz süreçte biliyorsunuz o dönem diplomat kardeşlerimiz alınacaktı gençler. Bayağı da alınıyor. Hep kamu yönetimi sınavları yapardı. Ben bir müracaatta bulundum o dönem. Dedim ki kamu hizmetleri değil, bu farklı bir dünyadır. İzin verirseniz ben bunu üniversitenin yapmasını istiyorum. Evet. Ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki Uluslararası İlişkiler Kamu Yönetimi bölümündeki profesör hocalarımız yaptı. İsimler kapalı olarak. Ve 20 genç diplomat kazandırdık o dönem. Çok eleştiri almıştım bazen niye bizim istediğimiz adamlar atılmadı diye. Ama o gençler bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın köküdür. Temsille ediyorlar tabii çok iyi yerlerde. Çok önemli yani kazanımlar, tabii. Çok önemli deneyimler kolay kazandılar. Kolay yetişmiyor diplomatlar şunlar. Yani olur. Şuraya geliyorum. Her görüşten arkadaşlar vardı. Bazen eleştirildik. Şimdi Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne döndüğüm zaman neden aday? Bu saydığım yani 1 bölüm başkan yardımcılığı, 4 müdürlük 5, 2 rektör yardımcılığı 7 yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin en üst kademelerinde yöneticilik yaptım. Çünkü rektör yardımcısı ikinci adam. Devletin en üst kademesinde görev yaptım. Başbakan yardımcılığı. Başbakan yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı. Bütün bu birikimler bir taraftan akademik, bir taraftan idari, yönetim. Zaten benim doktora konum da yönetim organizasyonudur. Şimdi ben iyi yönetirim diyorsunuz. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bu süreçte bir rektör adaylığı için başvuru kabul ediliyordu. Bir düşündüm. Yani bu süreçte yine geriye çekilip hocalık yapıp başka arkadaşlar bu yarışa girebilir. Ama bütün bu birikimlerin harcanmasına, bütün bu birikimlerin Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden kazandığım, yani ben eğer siyasete girdiysem, bakan olduysam Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin desteğiyle oldum. O birikim var diyorsunuz orada. Sadece birikim değil, destek. Çalışanlar bizi seçti. Şimdi Gökhan kardeşim, yani bir borcunuz oluyor. Nedir bu borç? Bir defa borcunuz var yani diyorsunuz. Bu Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bugününde benim bu sorumluluğu almam gerekirdi. Tabii yok ne sıkıntılar var galiba biraz. Yani aslında Doğu Akdeniz'in en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi, ki her geçen gün kan kaybeden bir üniversite. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Ben de Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunuyum. Orada okudum. Yıllarım geçti oralarda. Yani dünyaya açılabilmesi, Türkiye ile ilgili ilişkilerini iyi noktalara getirebilmesi ve dünyadan kaliteli değerli öğrencilerin Doğu Akdeniz'e gelebilmesi lazım. Her üniversite bir değerdir. Doğu Akdeniz'de bir değerdir. Bu bağlamda yani siz olur da rektör seçilirseniz tabii sizin çok temas edebileceğiniz nokta var. Yani 3 yıl Dışişleri Bakanlığı falan dediniz ama o 3 yıl 9 yıl gibi geçti. Evet. Yani bunu söyle teslim etmek lazım. Yani çok proaktif geçti. Yani bu bağlamda herhalde büyük iyilikleriniz dokunur diye düşünüyorum Doğu Akdeniz'de. Yani şimdi
bakarsan bakın o dönemde, kötü mü durumu gerçekten, o dönemdeki başkan? Ziyaretlerimizin sadece bazıları İsveç, Birleşik Amerika Devletleri, Birleşmiş Milletler, Katar Başbakanının ya. KKTC ve Katar bayrağı ile birlikte asılı olan başbakanlığa girdik. Bu da tarihte ilkti. Bunun görüntüleri hep vardır. Burhan kardeşimiz, yani iyi saatte olsun, Rasık kardeşimiz mükemmel bu görüntüleri yakaladılar, bu haberleri yaptılar. KKTC bayrağı Katar Başbakanlığında asıldı. Tamam mı? Kuveyt, Katar, Oman, hep Müslüman, Suriye o dönem. Şimdi bütün bunlarda temaslarımız var. Afrika ülkelerinde temaslarımız oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile doğal olarak, çok doğal olarak çok yakın ilişkilerimiz, çünkü birlikte hala devam eden ilişkilerimiz var değil mi? Türkiye'de. Bakın, kurulan ilişkiler kopmaz. Çünkü özellikle o dönemdeki ilişkiler, o dönemde yürütülen başarı çalışmalar hiçbir zaman kopmaz ve bitmez. Şimdi Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin çok değerli, Gökhan'ım, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin insan kaynağı tartışılmaz, çok üst düzeyde değerdedir. Yani Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin insan gücü, akademik, yönetsel ve işçi en üst düzeydedir. Dünya sıralamasında en iyi yerlerdeyiz akreditasyon olarak. Dünya sıralamasında en iyi yerlerdeyiz yayın olarak. Bu çok önemli. Yani Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin insan gücü, insan değeri, insan kaynağı sorunu yoktur. Ama bu değerlerin iyi yönetilemiyor, güçlendirilip motive edilip şahlanması gerekiyor. Ben bütün bu altın çağların yaşanması için önümüzdeki 2,5 yılda vaadinde de o vardır. Verdiğimiz sözde o vardır. İsmet Ezel kardeşim, şöyle bir not düştü. Avcının şeyi, vaadi diye. Tamam mı? Şimdi önemli bu. 2,5 yıl içerisinde, 30 ay içerisinde, eğer 30 ay içerisinde avcının andığı diye hitap etti. Biz kimsenin maaşını kesmeyeceğiz. Çünkü böyle bir sıkıntıda konuşulan şu. Yani üniversite içerisinde belli yerlerin, belli yerlerde konuşulan çok ağır reçeteler ödenecek. Ağır reçetenin tanımı maaş kesintisidir. Ağır reçetenin tanımı özlük haklarıdır. Böyle bir şey yapacak mısınız? Hayır. Andımız bu. 30 ay içerisinde özlük haklarına dokundurmadan, kimsenin ne maaşını ne işini elinden almadan, Gökhan, bunu yapacaksa bana ihtiyaç yoktur. Mali İşler Müdürümüz var. Mükemmel, 3000 kişinin maliyesini götüren. Personel işlerimiz var. 3000 kişinin personel işlerini götüren. Talimat verirsiniz. Bu açık, bu eksik nasıl kapanır? Kapatırlar. Matematik basittir bu konuda ama biz, insan var için özellikle tabii. Ve ben bu göreve ben gelmiyorum. Biz olarak geliyorum Doğu Akdeniz Üniversitesi ile. İşçisinden profesörüne kadar bir bütün geliyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni kişi kurtaramaz. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kurtulması diye bir şey söz konusu değil. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin şahlanması söz konusudur. Ve bunu o biraz önce saydığımız idari ve dış dünyadaki temaslarla aşacağımızdan eminim. Bazı arkadaşlar soruyor bana, hocam yani çok önemli, güçlü bir iddia bu. Ben aldığım sorumluluğu kurduğumuz ekiple, çalışanlarımızla bunu aşacağız. Bu DAÜ önümüzdeki 2-2,5 yıl içerisinde altın yılına dönecek. Hatta siz şunu yapamazsam şöyle yaparım gibi de bir şeyiniz vardı galiba. Yapamazsam 30 ay içerisinde bütçe denklemesini yapamazsam, denk bütçeyi, çünkü Sayın Eğitim Bakanı denk bütçe istiyorum dedi meclis kürsüsünden.
Biz de Sayın Eğitim Bakanı'na denk bütçeyi inşallah hayırlısı ile 30 ay sonra vereceğiz. Kimsenin özlük hakkına dokunmadan ve ortaya koyduğum söz şu. Yani gelip de Turgay Avcı 5 yıl oraya otursun da son, hayır. 30 ayın sonunda bu verilen söz özlük haklara dokunulmadan denk bütçe yaratılmazsa o gün ben istifa ederim. Ve bunu da Vakıf yani. Yöneticiler Kurulu'na bunun sözünü, yazılısını da veririm. Bu çok bu kadar açık bener. Çünkü Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde o heyecan var. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde o insan değeri var. Bunun çalışmasını yaptınız mı başkan siz? Tabii ki yaptık. Tabii ki yaptık. Çalışmasını da yaptık, konuşmalarını da yaptık. Yani sondajını da yaptık. Diyorsunuz. Efendim? Gidilecek yol bellidir diyorsunuz. Gidilecek yol bellidir. Hmm. Çok nettir yollar. İçindeki, içerimizdeki kaynağı, Doğu Akdeniz'in değerli kaynağını heyecanlandırıp, canlandırıp, şahlandırıp Doğu Akdeniz Üniversitesi ruhuyla, bakın var o bizde. Yani yeni eleman bulacaksınız da yeni bir fikir gelecektir. Hayır. Doğu Akdeniz'de var bu fikirler. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bizim katkı koyacağımız nedir Gökhan kardeşim? Belli kilit noktaları açacağız. YÖK noktasında. YÖK'te ciddi sıkıntıları var bizim memleketin galiba. Oturulup konuşulacak. Bakın bakanlık döneminde de şu sorular vardı. Kuzey Kıbrıs'ı Kıbrıs Türk'ü ile kimse konuşmaz. Hiçbir yere çıkılmaz. Ya siz akıllara zarar işler yaptınız. Hayır, ya ama nasıl yani yaptık bunu? Yani Gökhan Hanım nasıl yaptık bunu? Çok derece işlerdi onları ve yani hayranlıkla izledik hepimiz tamam. Tabii onları. Ekip güçlü. Ya. Ekiple oturup strateji çizerdik. Bu ülkeye nasıl gireceğiz? Oradan girerdik. Başka bir ülkeye, başka bir yönetime farklı yaklaşırdık. Suriye ile ilişkiler çok farklı kuruldu. İsveç ile ilişkiler çok farklı kuruldu. Türkiye ile ilişkilerinizden dolayı da çok güzel kapılar açıldı. O yani, çok önemli. Yani şimdi Türkiye hükümeti doğru konuşmak gerekiyor. O dönemin başbakanı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya, evet. O konudaki desteği. Çok büyük bir desteği var size Tayyip Bey o zaman. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı değildi olsun. Ama birlikte çalıştık. Çok değerli yani, bir insan Mevlüt şunu Bey söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile de o ilişkiler çok önemlidir. Geleceğimiz için de. Tabii canım. Yani Tayyip Bey çok değerli bir insan. İyi saatte olsun. Yani aslında Tayyip Bey çok gücendirdi bazı yapılar. Yoksa Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs Türklerine aşırı bir ilgisi olduğunu herkes biliyor. Müthiş bir ilgisi vardı. Korkunç bir ilgisi var. Siz de yakından çalıştınız. Müthiş bir ilgisi vardı. Tartışmasız destek. Yani her günde gündeminde var. Varmış yani bir parça. Vardır, evet. İlgilenirmiş çok yakınen diye anlatırlardı bize. Bir başka tabii artımız ne olabilir katkımız? Kuzey Kıbrıs'taki hükümetlerle. Şimdi bir bazen söylem var işte DAÜ siyasetten hiç ilgisi olmayacak. Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta kaynaklar, destekler, açılımlar hükümetlerle olur. Tabii canım. Şimdi Nesters'i olsun örneğin Maliye Bakanlığı Doğu Akdeniz'e bir bütçe koydu. O bütçenin rakamı, o bütçenin artırılması, düşürülmesi hükümetle olacak. Gidip onun mücadelesi bizim, verilecek. Bizim buradaki yani. Her hükümetle. Her siyasi partiyle dostluğumuz var. Hiç fark etmez. Biz o yılların birikimini devletten aldığımız bu vizyon, açılım, bu tecrübe, dışişlerindeki Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkileri Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin çok değerli insan değeriyle bütünleştireceğiz. Çok bunun önemli. İçin aday oldum. Çok önemli bu, çok önemli bu. Yani siz şey de yaptınız yani 30 ay süre koydunuz, 30 ayda bunları başaramazsam alır ceketimi giderim dediniz. Gökhan kardeşim ben başaracağız. Bakın Doğu Akdeniz Üniversitesi bunu başarır. Yani nerede o eski günleri Doğu Akdeniz'in ha başkan? Yani eminim bu sizi de şey yapıyor, üzüyordur. 30 ay içerisinde. Hayır buna mecburuz dediniz açık 30 ay içerisinde. Zorunluyuz bu adayla. 30 ay dediniz. İçerisinde bu ülkede, Türkiye'de, yurt dışında göreceğiniz haberlerin çoğu Doğu Akdeniz Üniversitesi olacaktır. Bu kadar bunu yaptık daha önce. Lütfen o yılları hatırlayın. Doğru ekipler, doğru insan kaynakları ki vardır. Bunu yapabilecek heyecanımız ne maaş, vardır. Ne maaş kesintisi ne özlük hakkı ihlali. Kesinlikle. Bunlar olmayacak. Gökhan'ım şimdi o yapılacaksa
bize gerek yoktur. Tabii. Yanlış anlamayın yani. Hiçbir şey yoktur. Bir muhasebedeki arkadaşlar, oradaki müdürümüz müthiş tecrübeli bir arkadaşımız Rahmet Bey. Personel, bakın Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin yönetsel ekipleri de müthiş güçlüdür. Kolay değildir. Ya. Teknik ekibi de müthiş güçlüdür. Bütün yapıların, bütün iç donanımların her şeyini teknik işler götürüyor. Bahçe işleri götürüyor. Personel işleri götürüyor. Gökhan kardeşim, var mı başka bir kurum da ülkede 2500 çalışanıyla? Şaka değil. Artı büyük bir etki var tabii Mausa'ya. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mausa'nın kalbidir. Tabii. Gazi Mausa'ya bizim bir borcumuz vardır. Oranın çocuğuyuz. Doğu Akdeniz Üniversitesi kesinlikle şahlanacaktır. Mausa şahlanacaktır. Yani dağ büyüdü demek oradaki esnaf zenginleyecek, ekonomi artacak, nüfus... Gökhan'ım şu andaki Mausa'daki esnaftır, kafedir, restorandır, taksicisidir, büfesidir. Emlakıdır. Neyle yaşıyor? Ya. Üniversite olmasa sıfır. Söyleyeyim ben. Tabii canım, bravo. Gazi Mausa'da 5 yıldızlı oteller de var. Bir Palm Beach var. O da çok büyük kapasitede değildir. Salamis Bey Otel vardı. O kadar. Yani Girne gibi turizmi yoktur. Üniversitedir orayı taşıyor. Ticareti yoktur. Lefkoşa iş dünyası gibi. Doğu Akdeniz Üniversitesi'dir hayatı Gazi Mausa'nın. Çok da güzel bir şeyi var, etkisi var tabii bölgeye. Kuruluş yani... amacı da buydu. Gökhan kardeşim zamanında. Yani bu bölgenin canlandırılması, şahlanması, bu bölgenin kalkınması yani işi. Yani şaka maka yıllarca o üniversite oradaki o insanlara baktı. Yani baktı derken güzel bir kaynak oldu. Yani orada ciddi bir ekonomi gelişti. Bir renk geldi oraya. Yani Doğu Akdeniz... Sosyal yaşam gelişmiştir. Kesinlikle bizim her üniversite için bu geçerli. Her üniversitenin kendi bölgesinde yaşayıp güçlenmesi lazım. Bu son derece önemli. Şunu da söyleyeyim. Ben bakanlık dönemimde Yakın Doğu Üniversitesi'nin Suat Hoca ile tıp fakültesinin, eczacılık fakültesinin birçok karşı çıkılan fakültelerin temelinin atmasında da ben vardım. Bizim için Gökhan kardeşim orası burası değil. Bu ülkeye hizmet etmek lazım. Bu ülkeye bir çivi çakılacaksa, bu ülkede bir artı olacaksa biz oradayız. Onun için Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ki bu pozisyon için aday oldum. Çünkü oraya oturmak için aday olmadım. Ben oturamam yani, bilen arkadaşlar biliyor. Ben oturmak için gitmiyorum. Zaten bu şahlanmayı yapacak arkadaşlar, çalışan arkadaşlarımız, akademik yönetsel var. Onlar hazır. Biz sadece bu orkestranın yönetiminde destek olacağız. Dış açılımında destek olacağız. Arap ülkelerinde. Şimdi şunu söyleyeyim. Doğu Akdeniz Üniversitesi bir ülkeye gidiyor. Orada KKTC temsilciliği yok. Hangi elçilikten yardım alabiliriz açılım için? Olur mu, olmasın, olması lazım mesela. Hayır, her ülkemizde yok. Hangi ülkede büyük elçilik vardır bizim ulaşabileceğimiz? Türkiye tabii ki. Türkiye büyük elçiliği. Türkiye büyük elçiliğindeki büyük elçi arkadaşlar da bizim o dönemden tanıdığımızın tanıdığıdır. Onun için biz o gücü de kullanacağız. Yani canlı yayına bunu söylemek istemem ama siz aynı zamanda daimi diplomatik pasaporta sahipsiniz değil mi? Dışişleri Bakanlığı yaptığınız için. Yani siz bugün herhangi bir Türkiye Büyükelçiliğine giderseniz o büyükelçi tarafından karşılanıp ağırlanırsınız diye biliyorum ben. Doğru mu biliyorum bunu? Evet, ben ve eşim Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaportuna sahibiz. Çünkü Dışişleri Bakanları, Başbakanlar, Cumhurbaşkanları buna sahiptir. Onun için dünyadaki hangi ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile temas kurarsak... Bizzat Sayın o ülkenin Büyükelçisi'nin sizi karşılaması zaten gerekiyor. Yapıyorlar ama... Edep gereği tabii, anlamında hani söylüyorum. Şunu söyleyeyim. Zaten bu da bir avantaj vardır diye söylüyorum bunu. Gökhan'ım, şimdi bir Dışişleri eski bakanına, Türkiye'de bu devlet mükemmel işliyor, müthiştir. Mükemmel işliyor hakikaten. Onun için adamlar orada, çok güzel yapmışlar. Orada o gelenek, o kültür, olağanüstü devlet geleneği tartışmasızdır. Yani bunlar benim ekibimle Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne,
ki ekibim dediğim şöyle konuşulur daima, işte rektör yardımcıları 5 kişi 10 kişi. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile çalışırım ben. Temizlikçisi de çok önemlidir. Tabii. Eğer temizlikçideki arkadaşım doğru temizlik yapmazsa, iyi temizlik yapmazsa, işini sevmezse, mutsuzsa velhasıl, öğrencinin girdiği sınıf kirli olacak. Yani bu sadece hocaların ya da sadece yönetselin ya da sadece işçi arkadaşlarımın dünyası değildir. Bir bütündür. Ben o bütün içerisinde Doğu Akdeniz'i önemli bunlar çok başına getireceğiz Gökhan kardeşim. Evet. Sayın Başkan, bir mesajlar okuyorum ve noktalıyoruz. Tamam. Süremiz bitti. Erhan Başkan da gelmişse büyük ihtimal yönetmen bir kontrol etsin. Ricamdır. Evet. Cemal Uluçay, Zihni Buldaç, Mehmet Derya, Ziya Egemen Sencer, Hasan Kobat, Hüseyin Yıldırım, Bayram Özel, Ayşe Aslan, Cafer Özsoykal, Deniz Kemal Serbest, Mehmet Kerimoğlu, Ebru Altınel, Hüsnü Duba, Hanife Handan, Konyalı bizleri izliyor. Mehmet Kerimoğlu, Turgay Avcı olunca program bir başka olur, selamlar demiş. Teşekkürler. Alper Özsakınç bizi izliyor. Zihni Buldaç, Gökhan'ım iyi yayınlar. Eski başkanıma da selamlar. Gökhan'ım şimdi bir yazı gördüm. Feyiz'de devlet hastanesinde iki şüpheli varmış. İnşallah yalandır. Doğru abi. Biri temiz çıktı, diğerinin sonucunu bekliyorlar. Mustafa Karataş, Alkar Özdeş, Ersun İşçioğlu, Sema Çetin Dalıç, Necat Besim, Sait Avcı, Mehmet Sezgin, Hüseyin Özkuyucu, Emel Doğan, Mehmet Topçu, Orhan Aslan bizleri izliyor. Hüseyin Özkuyucu demiş ki, daha için Türkiye ile bağlantıları iyi olan hocamızı rektör görmek istiyoruz. Ona güveniyor ve bu işi en iyi yapacağına inanıyoruz demiş. Aşağı Ayhan Azizoğlu, Ece Karabatak, Emine Sütçü, Güneş Güneşoğlu bizleri izliyor. Sevgili Güneş, tekrardan başın sağ olsun sevgili dostum. Sana mesaj yazdım ama o yolun içine görmemiş olabilirsin. Babacığına Tanrı'na rahmet diliyorum. Necmi Berge, Arif Tahir Erişen, Kıymet Canar bizleri izliyor. Orhan Hasan demiş ki, iyi yayınlar sevgili Gökhan. Tırnak içerisinden söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Sanki KKDC kimliği İtalyan vekillere kimlik verilirken sanki Birleşik Krallık pasaportu verilmiş gibi anlatıyorsunuz ki deyimi yerindeyse araştırmadan soruşturmadan kimlik dağıtıyor. Bu ülkede kaldı ki verildiyse İtalyan vekillere Sayın Amcı dalga geçer gibi söylüyor. Olmadı. Bu Sayın Amcı Türkiye sınırındaki olaylarla niye Akıncı'yı bağdaştırıyorsunuz? Ben öyle bir şey olmadı. Benim söz konusu değildir yani. Yok, öyle bir şey olmadı. Hiçbir zaman ne alakası Türkiye'de var? Türkiye'de olan Suriyelilerin olaylarına tamamen politiktir. KKDC ile hiçbir alakası yok. Eğer Kıbrıs'ta bulunan Suriyeli göçmenler varsa eğer bu bir önlemdir diye düşünüyorum. Keşke bizler de KKDC sınırlarını, havalimanlarımızı iyi derecede koruyabilseydi. Teşekkürler. Abi alakası yok söylediğin, söyleyeyim sana. Bir daha mümkünse. Yani rahat ol. Hiç öyle bir şey bahsetmiyorum. Gökhan kardeşim, yayın herhalde şeyde olacaktır. Yok şu an izliyor. Orhan abi bizim kadimici izleyicimizdir. Tamam ama tekrar izleyebilir. Belki izleyebilir. Zaten şimdi izliyor. Yanlış algılaması olmuştur. Öyle bir şey kullanmadınız siz. Söz konusu siz. Değildi. Yok yok, hiç alakası yok Orhan abi gerçekten. Yani Cumhurbaşkanı aday. Kaçırın orayı muhtemelen. Cumhurbaşkanı, ne Sayın Cumhurbaşkanı ile ne de Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili, adaylarıyla hiç, ilgili hiç, bir yorum değil, olmamıştır. Değil. Evet. Yakalayamadı beni Orhan abi orasını. Uğur Kıroğlu, Tözün Tunalı, Hüseyin Aran, Hüsrev Tancer, Hasan Küçük, Mustafa Gökçeoğlu, Turgut Sarmış, Ceyhun Özalkın, Mustafa Taşeli, Sema Akbelincan, Mehmet Mene, Mustafa Lakadam, Yalı Sıdık Arayif, Osman Tosunoğlu, Özler Fidaner, Tema Yavaş, Duygu Limani Olcay bizleri izliyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum sevgili izleyiciler. Evet başkan, çok teşekkür ediyorum gelip konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun söyle. Ne zaman seçim bu arada? 30 Mart. Mart. İşte evet. Bir aydan az bir zaman 20 kalmış. Gün kaldı. 20 gün kaldı. Hayırlısı. 20 gün kaldı. Bütün herkes oyunu veriyor. Önemli olan burada bir günde mi yapılıyor bu seçim bu arada? Bir günde yapılıyor ama Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi oluyor. Eğer %51 yakalanmazsa ikinci turu olacaktı. Yani böyle bir karar aldı. RAS komitesi dediğimiz rektör atama saptama komitesi diye bir komite kuruldu senatoda. Böyle karar aldılar. Eğer birinci turda 51 yoksa ikinci tur iki üst oyu alan kim kaldıysa adaylar arasında olacaktır. Tüm adaylarımız çok değerlidir. Bakın bu hiç tartışmasız bir şeydir. Bütün adaylarımız yıllarını akademiye vermiş, yıllarını farklı alanlarda çalışmış arkadaşlardır. Belki de farklı arkadaşlar daha çıkabilir. Yani bugün 5 görünüyor ama yurt dışından da müracaatlar olduğunu duyduk. Yani çok renkli bir aday kadrosu olacaktır. Hepsi çok değerlidir. Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne aday olan herkes, olmayan profesörler de çok değerlidir. Yani şu anda kıstaslarla birlikte yüzü aşkın kişi aday olabilir. Tabii
Çünkü süresi yok mu bunun? Şu tarihe kadar, bu tarihe kadar? Hayır, 16 Mart'a kadar ama tek kıstas profesör olunması ve 15 yıl doktoralı olmasıdır. Bu da bizde yüzü aşkın arkadaşımızın aday olabilme niteliklerine sahiptir. Ve tüm olan ve olabilen arkadaşlar da çok değerli arkadaşlardır. Herkese de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum gelip konuk olduğunuz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım ki önümüzdeki süreçte korona virüsü için aşı bulunur, çözüm bulunur. Sıkıntılı bir süreçtir. İkincisi de lokmacı kapısı. Yani iki halk tarafındaki sıkıntıların aşılması ve daha da ileriye, daha da kötüleşmemesi gerekiyor. Şunu söyleyeyim ama Kıbrıs Türk'ü bu konuda, bu aranın açılması için hiçbir şey yapmadı. Tabii, sınırları tabii. Kapatan karşı taraf. Ya Rum halkı da rahatsız aslında. Yani onun için inşallah siyasi kararları yanlıştır karşı tarafın. Ümit ederiz ki bir an önce bunu kaldırırlar. Evet. Peki, çok teşekkürler Sayın Başkan. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir araya çıkacağız. Dışişleri Eski Bakanı Sayın Turgay Avcı, Profesör Doktor. 4 dil biliyormuş, düşünün siz. Yani ne güzel olurdu. Yani mesela İtalyanca'yı ben öğrenmeyi çok isterdim. Yani gidip orada yaşamak lazım. Bir dil bir insan derler ama gerçekten öyle. Çok muazzam birikimi olan bir insan Turgay Avcı. Ben tabii çok uzun yıllar da tanıyorum Turgay Bey. Sizler de tanıyorsunuz Sayın Turgay Avcı'yı. Korkunç bir know-how'u var. İnanılmaz bir çevresi var tüm dünyada. Çok iyi kontakları var. Yani bunu birilerinin canı sıkılabilir ama kötü anlamda söylemiyorum. AK Parti hükümetinde çok önemli bir yeri var. Yani bir ülkenin önünün açılmasında ister devletsel ister üniversitesel anlamda çok faydaları olmuş olabilecek bir insan. İnşallah kısmet olur, seçilir. İnşallah daha yürekleri olur. Biz de kahvesini içmeye gideriz oralara. Mezun olduğumuz okuldur. Tozunu yuttuk oraların. Çok güzel bir okuldur. Her üniversite değerlidir. Her üniversitenin yaşaması lazım. Bunu teslim etmek lazım. Bana göre Turgay Avcı en doğru seçim olur diye düşünüyorum. Bir gazeteci olarak bunu teslim etmek lazım. Çünkü Turgay Avcı'yı çok iyi tanıyorum. Ondan bunu rahat söylüyorum. Hayırlara vesile olsun. Bir ara veriyoruz. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı'ya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, aramızı verdik. Sayın Turgay Avcı'yı uğurladık. Profesör Doktor Sayın Erhan Arıklı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı. Programımıza başladık. Çok vaktinden çalmayalım. Güzel bir program olacak. Programı ben hemen paylaşıyorum Facebook üzerinden. İzleyicilerimizin mesajları olur, soruları olur. Sayın Genel Başkan'a gönderebilirsiniz. Hemen hızla paylaşalım. Tabii takdir edersiniz ki hala tahlil süreci devam ediyor. Bir hastada koronavirüs şüphesi, iki hastada koronavirüs şüphesi vardı. Birinin testleri negatif çıktı. Birinin tetkik süreci devam ediyor. Rum tarafında iki kişi müşahede altına alındı. İnşallah artmaz. Artması da bekleniyor diye biliyorum. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Tabii tabii. O sesi kısmasanız öyle olur. Sonra benim bir bağıra bağıra sesim çıkar. Şimdi ben çok seviyorum sizinle program yapmayı. Yani çok da sevdiğim, değer verdiğim bir insansınız. Ben de hemen paylaşayım, sen paylaşın. Siz, ben uzadayım konuşmayı, siz paylaşasınız diye programı. Tabii biz, Erhan Arıklı benim namaz arkadaşım. Yani bizi Allah buluşturdu camide. Cuma namazlarına Araba Ahmet Camisi'ne giderdik. O Araba Ahmet Camisi'ne giderken Erhan Arıklı ile biz bir kişiyi daha davet ederdik gelsin namaza. Gelmedi o da. Gelmedi. Akıbeti şimdi herkes biliyor. Onun için girmeyeceğim bu konuya. Torun mu bakıyor? Biz namaza gittik, kurtardık başkan. Evet. Güzel günlerdi değil mi? Nasıl? Güzel günlerdi o gün. Çok güzel günlerdi değil mi? Hakikaten güzel günlerdi. Yani para yoktu, yokluk vardı ama muazzam bir dayanışma vardı. Bakın siz siyasete nerelere geldiniz, kimler nerelere gitti, siz siyasete nerelere gidiyorsunuz, kimler nerelere gidiyor başkan? Hayat düşmez bakmaz bir Allah. Özel olarak bir gün bana söyle bakayım nerelere doğru. Tamam, konuşalım, konuşalım. Biz buluşamıyoruz ki, bir programda buluşurum. Nasıl gidiyor durumlar? Yani Tuzla'dan buraya koşarak geldiniz. Gerçekten diğer siyasi partilerde ve adaylarda ciddi bir renksizlik var. Başkan, bir heyecan yok. Aday olmasa mıydınız keşke diye böyle? Yok, yani ben tabanla yüzleşmekten hoşlanıyorum. Tabanın ilgisini gördükçe daha bileniyorum, daha güçleniyorum. Neticede Cumhurbaşkanlığı adaylığı benim için ne ilk ne de son siyasette çok da önemli olmayan bir nokta benim açımdan.
Önemli olan benim halkımla kucaklaşmam ve halka doğru mesajları ulaştırabilmem. Ciddi bir heyecan görüyorum ben. Bu heyecan da maalesef bir tek Yeniden Doğuş Partisi'nin tabanında görüyorum. Diğer siyasi partilerde henüz bir hareketlilik, henüz bir heyecan yok. Yani geçen de mesela Yeni Boğaziçi'nde biz bir toplantı yaptık. Aynı gün Sayın Akıncı da oradaydı. Yani bizim orada 100'e yakın bölgenin insanı vardı. Sayın Akıncı'nın bir arkadaş gönderdik, baktı. 8 ya da 10 civarında bölge insanı, geri kalan hep taşıma ve taşıma. Yani Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı etkinliklerde bile bu zayıflığı görüyorum. Sayın Ersin Tatar yine mahiyetiyle birlikte gidiyor. Yerli insanlar şuraya çok az. Kalsıyla. Evet. Lefkoşa'ya söküldü geçmiş mesela bayağı. Lefkoşa, Güzelürt yine aynı. İleride belki özellikle kampanya resmen başladığı dönemden sonra biraz daha heyecan artabilir. Ama şu anda bizim tabanımızın dışında hiçbir yerde heyecan yok gerçekten. Şimdi Tuzla'dan koştura koştura buraya geldik. Müthiş bir heyecan var. Müthiş bir ilgi var. Yani köy halkı adeta oradaydı. Dolayısıyla ben emin adımlarla hedefe doğru gidiyorum. Son derece rahatım. Dediğim gibi ikinci tura kalırım ya da kalmam hiç önemli değil. Ama diğer adayların performansını gördükten sonra ve benim tabanımdaki bu heyecanı, ilgiyi gördükten sonra gerçekten ikinci tur için bayağı şansımın olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta bu noktada değildim, onu açık söyleyeyim. Ama sahaya indikten sonra gerçekten çok yakın olduğumu düşünüyorum ikinci tura. Bu laf olsun diye söylemiyorsunuz. Hayır hayır, kesinlikle. Yani şu anda ben buraya geldim ama 8-10 ekip ev ziyaretleri yapıyor. Başka hiçbir siyasi partide bu yok. 350 kişilik seçim komitesi var. Başına da genel sekreterim var. 350 kişilik komite, başka hiçbir partide yok. Seçim komitesi bu. Müthiş bir çalışmam. Bu sizin için en büyük zenginliğim, tatbikat gibi bir şey olacak sanırım. Elbette. En büyük zenginliğim paramızın olmaması. Herkes gönüllü çalışıyor. Gerçekten herkes gönüllü. Yani. Hayır, ben açık söylüyorum. Yani bizim seçim bütçemiz şu anda 350 bin lira. O da hiçbir şeye yetişmez. O da ayrı mesele. Ama yani ulaşabileceğimiz, harcayabileceğimiz en son rakam odur. Paramızın olmaması bir avantaj bizim için. Herkes gönüllü çalışıyor Gökhan. Herkes kendi cebinden harcıyor. Hiçbir şey beklemeden harcıyorlar. Geçen gün Mausa'nın seçim bütçesine bir öğretmen, bir köylü vatandaş getirdi. 4000 lira bağışladı. Çok duygulandım. Yani bir öğretmen yaptı bunu. Bir öğretmen ya. Maaşının yarısı ve bir köylü vatandaş getirdi. 4000 lira bağışladı. Başka hiçbir siyasi partide böyle bir şey göremezsiniz. Eski Yeni Doğuş Partisi'nde bu vardı. Zaten benim en büyük hedefim eski Yeni Doğuş Partisi'nin ruhunu canlandırmaktı. Onu başardığımızı görüyorum. Eski Yeni Doğuş Partisi'nde insanlar tatlı sudan kalkarlardı sabahın erken saatinde. Araba yoktu o zaman 1980'li yıllarda. Ne ara? Yürüyerek Mausa'daki mitinge gelirlerdi. Ceblerinde para yok. Paralarını biriktirirler, ekmek alırlardı. Traktörün arkasına binip gelirlerdi. Bir arabaya 8-10 kişinin bindiğini anlatırlar hala. İşte o heyecanı ben yeniden yaşatmaya çalıştım. Bu sebepten dolayı parasızlık bizim için bir avantaj. Bu statüko siyaseti o insanları tabii kötü kullandı ve mahvetti ne yazık ki. Yani evet. Umutlarını kırdı anlamında. Şimdi Sayın Başkan, iyi bir izleyici kitlemiz var. Şeyi sorayım, bu sınır kapılarının kapatılması, bugün tabii takip ettiniz herhalde, bayağı bir gerginlik oldu sınır kapılarında. Yani ben öncelikle polisiyle... Gökhan kardeşim, öncelikle polisimizi tebrik ediyorum. O polise talimatı veren yetkiliyi de tebrik ediyorum. Yani barış gücü hakkı olmadan ya. Türk sınırını geçiyor ve benim tarafımda barikat kuruyor. Sen kimsin? Sana bu yetkiyi kim verdi? Ve çok müthiş bir duygulu andı. Ben öyle bir çevik kuvvet falan da görmedim yani. Normal düz oradaki polis, düz polis itire kovdu ve sınırların ötesine çıkardı. Müthiş bir mesajdır bu. Hem dünya efkar umumiyesine, hem Güney Kıbrıs'a, hem de barış gücüne bir mesajdır. Dediğim gibi o talimatı veren yetkili büyük ihtimalle komutandır. Kendisini tebrik ediyorum ve öpüyorum. Gelelim sınır kapısı meselesine.
Yani Güney Kıbrıs'ta ciddi şekilde korona vakasına rastlanmış. İki kişi, bir tanesi kardiyolojinin şefi. Bölüm başkanı, doktor. 60 yaşında galiba. İyi ki Anastasiadis kapıları kapatmış. Başlangıçta tepki gösterdik. Şimdi yerimizde olsam, ben yetkili olsam diğer 4 kapıyı da ben kapatırım. Şu aşamada sadece bir kapıya izin veririm. Metan, onun dışındaki kapıları kapatırım ve bütün güvenliği de Metan'a aktarırım. Yani teknik kontrol yapılabilsin diye. Aynen öyle. Çünkü daha çok kolay ciddi. Yani bu işin şakası yok Gökhan. Yani bu illet bir girdiği anda ortalığı Başkan, duman ediyor. Yani, İtalya'da bir karı kocadan bulaştı. Bu ve 7200'leri devirdi mesela şu an İtalya'da. 300'e yakın ölüden bahsediliyor. Bu kaç tane? 300'e yakın ölüden bahsediliyor. Büyük bir rakam bu. Dolayısıyla işin şakası yok. Yani ekonomik açıdan bizi sarsacak, farkındayız bunun. Bir süpermarket sahibiyle konuştum. Yani kıtlık olacak dedi. Buna şaşırmayın dedi. Dünyada da olacak. Bu ülkede de yaşayabiliriz dedi. Çünkü ekonomi şu an durdu dünyanın birçok ülkesinde. İşte bu tip kriz dönemlerini fırsata çevirmek lazım. Tamam. Yani şu anda bir koronavirüs vakası varsa güneyde bizim bunu bir tatbikat olarak kullanmamız gerekiyor. Böyle bir önemli olayda nasıl tedbir almamız gerekiyor? Bunu yaşayarak öğrenmemiz lazım. Dolayısıyla bu sınır kapılarının Bakanlar Kurulu derhal toplanmalı ve Metan'ın dışındaki bütün kapıları kapatmalı. Metan'a da bütün güvenliği yığmalı ve çok dikkatli bir şekilde bakıyorum geçişlere izin vermeli. Bu arada başka bir şey var mı diye yani siz konuşurken bakıyorum. Bizde de bir iki tane test biri negatif çıktı, biri tetikte devam ediyor, bekliyor. İnşallah onda da bir şey çıkmayacak. İnşallah onda da bir şey çıkmayacak. Dolayısıyla biz mümkün olduğu bu kadar tedbirler almamız lazım. Bu gelecek başkanım, kuzeye de büyük ihtimal. Yani bekliyor musunuz siz? Yani tedbirler alırsak bunu en az şartlarda atlatırız. Ama işte bakın hava sıcaklıkları artıyor. Neticede o 30, bir teselli. 30 derece büyük ihtimalle Mart'ın sonunda ulaşacağız. Hmm. Dolayısıyla 30 derecenin üstündeki sıcaklıklara da bu virüsün çok fazla dayanmayacağı söyleniyor. Tabii bir mutasyona uğramasa. Bunu yine hep birlikte uğrayabileceği de söyleniyor mesela. Olabilir tabii. Ama dünyada artık bu tip salgınlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Tedbirli olmak gerekiyor. İnsanların kendisini koruması gerekiyor. Bakın, daha Türkiye'de sağlıklı yok şartlarda. Elbette yani Türkiye enteresan bir şekilde. İzleniyor mu diye düşünüyorum ama. Hayır. Kırgızistan'da da yok. Türk Cumhuriyetlerinde yok. Niçin acaba diye düşünüyorum. Acaba bünyeden dolayı mıdır? Genetik bir alakası var mı? Bunun tabi bilim adamları... Proteinlerle alakalıymış Sayın Başkan. Yani bu mesela her insan vücudundaki protein hücrelerinin yapısı farklı olabilir. Yani Türk Cumhuriyetlerinde illa olacak yok diye bir şey olmuyor. Onu anlamaya çalışıyorum. Genetikle alakalı bir olay olabilir. Bu tehlike atlatıldıktan sonra incelenmesinde büyük fayda var. Çünkü mesela Kırgızistan Çin'le komşu, Kırgızistan'da tek bir vaka yok. Çok enteresan. Sınır komşusu yani. Sınır komşusu üstelik. Tek bir vaka yok. Mümkün mü olmaması? Binlerce, on binlerce Çinli var orada. Çinliler oraya kapılar kapadılar tabii. Kırgızistan'daki Çinliler Çin'e gidemiyor. Oradakiler bu tarafa gelemiyor. Kapılar kapalı. Ama herhangi bir şey yok. Programa gelmezden önce bir ünlü bir doktorun 4 dakikalık bir programını dinledim. Yani işte bu biraz da şansla alakalı. Yani bu hücrenin DNA yapısıyla alakalıymış. Örneğin birçok virüste birçok insana da geçmeyebiliyormuş. Yani siz grip oluyorsunuz, siz domuz grip oluyorsunuz ama ben olmuyorum yüzüme hapşursanız da böyle bir şey var mesela. Çocuklara mesela bulaşmıyor. Evet, o enteresan. Belli bir yaşın üstündekilere evet bulaşıyor. Hamile mesela kadına bulaşıyor, çocuğuna bulaşmıyor mesela. İlginç şeyler bunlar. Bu meseleyi şeycilere bırakalım, uzmanlarına bırakalım. Aynen öyle. Yığıldı izleyiciler, merak etmeyin. Yani izlemeyecek bizi kimse falan filan dediniz. Siz yani Tufan Erhürman aldı birazcık rekor elinizden ama yani kaçın en son bana geldiğinizde program? 13'ü bulduydu. Hayır, yok o zaman alamadı. O 10.500'lerde kaldı. Alamadı. Sizin bütün programlarda rekordaydı. Şimdi başkan, nasıl gidiyor Cumhurbaşkanlığı seçimleri? Yani geçtiğimiz gün Fikri Ataoğlu'nun böyle sistemini gördüm ben. Birazcık Ersin Tatar'a sistem etti galiba. Sağda bir hükümet kurulabilirdi aslında ve tek adayla çıkılabilirdi. Bu çok konuşuldu. Sonra bir gazeteci olarak ben bunun detaylarına tümüyle hakim oldum. Bir hafta önce. Ne yaptınız, ne konuştunuz, perde gerisine sormayacağım bunları size, merak etmeyin. Perde gerisine ne yaptınız, her şeyden haberim var. Yazmadım da. Yazmak da istemedim açıkçası. Ama şunu biliyorum ki
Yani bir UBP, DP, YDP koalisyonu bir ay önce virajdan döndü. 15 gün bir ay önce virajdan böyle döndü. Kuruluyordu ve Ersin Bey tekrar çıkacaktı. Ne oldu? Gökhan, benim partimin bundan bir yıl önce, hatta biraz daha fazla almış olduğu bir karar vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adayla, partimizin adayla yarışma konusunda parti meclisinin kararı var. Ama daha sonra özellikle dış güçlerin Türkiye'siz bir Kıbrıs arzusunu görünce ve belli bir adayın arkasında ciddi şekilde durduklarını fark edince bu kararımızı bir kenara bıraktık ve sahada birlik çağrısı yaptık. Bununla ilgili mekik diplomasisi yaptık. Çeşitli bizim dışımızdaki diğer siyasi partilerin yetkilileriyle, genel başkanlarıyla görüştük. Ama maalesef o akamete uğradı. Yoksa tek çatı adayla biz bu işi ilk turdan bitirirdik ve emanete ehil ellere, sağlam ellere, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde bu davayı yürütebilecek bir kişinin eline bırakabilirdik. Ama bizim dışımızdaki partilerde bu samimiyeti görmedim maalesef. Demokrat Parti samimi davrandı. Her konuda bizimle ortak hareket etti. Ama Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi'nde bu samimiyeti görmedik. İlk bozan, bu çalışmaya torpilleyen, dinamitleyen sevgili Kudret Özersay oldu. Suçlamıyorum. Kudret Özersay, ben bu hükümeti, dörtlü hükümeti yıkarken öyle düşünüyor. Dörtlü koalisyonu yıkarken ve ikili koalisyonu UBP, HP'yi kurarken bana söz verildi. Ben o sözün yerine getirilmesini istiyorum. Çat aday olacaksa ben olmalıyım düşüncesindeydi. Bize açıkça bunu itiraf etmedi, söylemedi ama siz biliyorsunuz bazı şeyleri. Anladığımız konu oydu. Tabii işte İstanbul'a davet edildiler. İstanbul'a davet edildiklerinden bir gün önce Kudret Özersay bir emir vaki yaparak adaylığını ilan etti. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi de onun bu hareketini bekliyordu herhalde, fırsatı bekliyordu ve onlar da adaylıklarını ilan ettiler. Dolayısıyla çatı aday fikri doğmadan öldü. Onun yerine bazı arkadaşlar işte üçlü koalisyon olabilir mi, bunu konuştular. Ben böyle bir teklif geldiğinde dedim ki netice itibariyle buna karar vermesi gereken Ulusal Birlik Partisi. Bizim koalisyona girme gibi bir düşüncemiz yok. Dışarıdan bile destekleriz kendilerini. Dediniz. Bende de açıkladınız zaten, bunu evet, biliyorum. Evet, burada da açıkladık. Dolayısıyla bizim makam mevki şeyimiz yok, derdimiz yok, talebimiz yok. Dışarıdan bile destekleriz. Bize sadece bir tek seçim tarihi verin, o kadar dedik. Bunu da yapamadı. Ulusal Birlik Partisi ve Ersin Tatar sürekli bu konuda zikzaklar çizdi. Sürekli bahaneler uydurdular. Dedik ki artık kendi düşen ağlamaz. Hani uğraşıldı yani Sezar'ın hikayesi, sende mi Brutus? Evet. Öyleyse öl Brutus, öl Sezar olayı. Sayın Ersin Tatar inşallah yani beklediği hedefe ulaşır. Ama eminim ki 26 Nisan'da ciddi bir şokla uyanacak. Nasıl bir hataya sürüklendiğinin farkına varacak. Yani siz kötü bir sonuç çıkacak. Anketlerde hep birinci çıkıyor. Yani o anketlerin nasıl yapıldığını bir gazeteci olarak sen de iyi biliyorsun. Ben daha iyi biliyorum. Çünkü gelip bizden de para istiyorlar. Bizim öyle bir paramızın olmadığını yani diyorlar mı, verin para sizi birinci, yani ikinci işte, çıkaralım. Yani işte abone yapalım sizi. İşte anket sonuçlarını size satalım vesaire. Direkt para demiyorlar ama anlıyorsunuz siz oradan ne kastedildiğini. Bizim öyle bir paramız yok. Umrumuzda da değil. Yani ben neyin ne olduğunu biliyorum. Şu anda oy oranımın ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Diğer partiler beni ilgilendirmiyor. Ama ben Yeniden Doğuş Partisi'nin giderek hangi noktaya doğru yükseldiğini, trendinin nereye doğru gittiğini gayet iyi biliyorum. Bunu anlamam için benim anket falan yaptırmama gerek yok. 88'den beri devam ediyor Sayın Başkan. Elbette 88'den beri politikanın içindeyim. Sen de gayet iyi biliyorsun. Birçok seçimi merkezinden yönettim. Vatandaşın ne düşündüğünü gayet iyi biliyorum. Gözlerine bakınca anlıyorum. Dolayısıyla vatandaşımın ne düşündüğünü anlamak için anketçiye para yedirme gibi bir derdim yok benim. Fakir fukara evlilik daha iyi. Yani değil mi ama? Dolayısıyla zaten yok paramız.
Kalkıp da şimdi anketçilere bizim öyle her anket için şu kadar para verme gibi bir lüksümüz yok. Yani iyi bir noktadayız şu anda. Kampanya fiilen başladığında biz %20'yi devirmiş olacağız. Başkanım, pekala. Yani Türkiye ile ilişkiler sıkıntılı. İşte Sayın Başbakan en son Sayın Fuat Oktay ile görüştü Ankara'da, Kayseri'den sonra. Sayın Oktay işte Twitter'ında paylaştı, şuraya buraya oraya parayı harcayacağız falan filan gibisinden. O 170 milyon gelmiyor bir türlü. İnşallah gelir bir an önce. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ile ilişkileri malum, iyi değil. Yani istenilen noktada değil. Tabii şimdi çözümü savunarak da bir seçim nasıl olacak çok merak ediyorum. Mesela Tufan Erhürman'ın propagandasına bakıyorum. Tufan Erhürman ekonomiye daha çok vurgu yapıyor. Sayın Ersin Tatar oraya vurgu yapıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı işte Cumhurbaşkanı seçimi bitsin, Beşli Konferans'a gideceğiz, çözümü zorlayacağız. Kapılar kapandı ya. Adam asker gönderdi Türkiye sınırına. Yani bu adamla Beşli Konferans yani nasıl olacak? Anastasiadis herhalde sevgili Tufan Erhurman'la Akıncı'ya darbe vurmak için bu operasyonları yapıyor diye düşünüyorum. Yani, kapıların kapanması, Yunanistan'a asker gönderilmesi falan yani, hepsi bu iki arkadaşa vurulan tokat. Yani çözüm süreci Rum tarafınca tamamen darbelendi ve çöktü aslında. Bunu insanlar konuşmak istemiyorlar. Ben bazen üzülüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na çok değer veriyorum ama görüyorum işte çözüm, barış, mücadele falan yapacağız. Yok, adam istemez. Yani adamın yaptığı Anastasiadis'in yaptığı ana baktığınızda belli yani her şey. Yani bu nereye evrilecek Sayın Başkan? Yani ne görüyorsunuz seçimden sonrasını? Yani Kıbrıs konusu aslında bu seçimlerin ana malzemesi Akıncı değil. Akıncı da popüler bir adayım aynı zamanda. Olabilir de yani Sayın Akıncı, ben vatandaşa bir iki konuşmasını kaybedecek dinledim. Kaybedecek bu seçimde? Sayın Akıncı'nın vatandaşa sunduğu yeni hiçbir şey yok. Yani Sayın Akıncı o kadar çok soruyu cevaplandıramıyor ki, bir vatandaşla yüz yüze sohbet etse ve vatandaşlar Sayın Akıncı'ya 3-5 tane soru sorsalar, Sayın Akıncı Gran Montana'dan sonra ne değişti? Sen Gran Montana'dan sonra dedin ki bizim neslin son denemesiydi, başaramadık, yeni nesillere, gelecek nesillere başarılar diliyorum dedin. Ondan sonra ne oldu Sayın Akıncı da tekrar ümitlendin, tekrar alevlendin ve yeniden bir şans istiyorsun. Değişen de. İşte belli zihniyet. Bir zihniyet değişikliği olmadan Rum'la Anastasiya'yla tekrar görüşmenin bir anlamı yok dedin. Hangi konuda bir zihniyet değişikliği gördün? Lütfen bunu bir söyle bize. Berlin'de ne olup bitti? Bunu bize niye söylemiyorsun? Berlin'de hiçbir şey olmadığını bu halka ne zaman söyleyeceksin? Değişen hiçbir şey yok. Dolayısıyla Sayın Akıncı 5 yıl daha seçilse, seçilip de 5 yıl daha bir yine süre bir şey alsa yine hiçbir şey olmayacak. Sevgili Tufan Erhurman, yani Sayın Akıncı veya Sayın Talat neyi yapamadılar da, hangi konuda eksik kaldılar, aciz kaldılar da sen şayet seçilirsen onların yapamadığını yaparak federasyon kuracaksın? Bu soruların cevabı yok. Hiçbiri yok ha. Evet. Peki Sayın Talat, Tatar, onlara da bir iki şey söylemek lazım. Sen de diyorsun ki masada her şey olacak, her şeyi konuşacağız. Yani federasyonu da konuşabilirim diyorsun. Yapma Sayın Tatar. 21 Nisan 2018 tarihinde Sayın Çavuşoğlu buraya geldi. Cumhurbaşkanı da hepimizi topladı. Ya. Ve dedi ki Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık federasyon temelli müzakere yapılmasını istemiyoruz dedi. Bunu herkes duydu. Hatta Cumhurbaşkanı da bunu çıkarttı dedi. Akıncı bunu reddetti tabii. Sayın Akıncı da dedi ki ben bunu kabul edemem. Çünkü ben federasyon kurmak için seçildim vesaire. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görüşü. Gergin mi geçti o toplantı gerçekten? Yani hoş olmayan bir havaydı elbette. Alışık olmadığımız bir havaydı. Şimdi böyle bir durumda sen hala daha federasyonla dair her şeyi görüşürüm deme. Çünkü federasyon masadayken sana başka bir şeyi görüştürmezler. Milleti de kandırma. Ey Tatar ve ey Kudret Özersay. Kandırmayın milleti. Biz her şeyi görüşürüz. Masanın üzerinde her şey olacak. Demek milleti kandırmaktır kardeşim. Federasyon görüşülüyorsa o defteri kapatmadan başka bir defter açtırmazlar sana.
Biz işte diğerlerinden farklı olarak diyoruz ki biz bu defteri kapatacağız. Nasıl kapatacağız? Cumhurbaşkanı Erhan Arıklı istedi diye değil veya Cumhuriyet Meclisi istedi diye değil. Ya 3 ay içerisinde referanduma gideceğiz ve halka soracağız. Self determinasyon hakkımızı kullanacağız. Self determinasyon hakkı Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası hukukun bizlere verdiği en temel haktır. Bunu kullanacağız. Ben halkıma soracağım. Ey halk, federasyon istiyor musun yoksa iki devletli çözüm mü istiyorsun? Hmm. Halk bana kararını verecek. Ben ne olduğunu size biliyorum. Federasyon derse ben söylüyorum. Ben federasyon görüşmeyeceğim. O zaman meclise diyeceğim ki federasyon görüşecek bir müzakereci seçin kardeşim. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtacak. Ama başkan siz Kuzey toplum liderisiniz yani sizden başka kimse kâle almazlar ki öyle bir durumda. Bu konuyu muhataplarımla da tartışacağım önümüzdeki günlerde. Müzakerecilik yetkisi, müzakerecilik görevi Cumhurbaşkanı'nın yetkisi arasında yoktur. Ne anayasada ne de yasalarda böyle bir yetki yok. Ve benim anayasam diyor ki hiç kimse kaynağını anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamaz. Ben de soruyorum, diyorum ki arkadaşlar bana gösterin bu anayasada Cumhurbaşkanı müzakerecilik yapar diye bir madde var mı? Hayır, yok. Teamüller. Teamülünü yemişim. Anayasam ortada benim. Anayasam diyor ki hiç kimse kaynağını anayasadan almayan bir yetki kullanamaz. Sen bunca yıl nasıl kullandın? Sorgulayan bir Erhan Arıklı gelmedi de onun için. Teamüller devam etti. İlla Denkler Cumhurbaşkanı... Haklı mıydı size göre? Benim Cumhurbaşkanım, kurucu Cumhurbaşkanım meclisten almıştı o yetkiyi. Almıştı. Elbette 90 yılında almıştı. Şimdi illa Cumhurbaşkanı görüşmecilik yapmak istiyorsa gidecek meclisten, diyecek ki bana görüşmecilik yetkisini ver. Asıl irade oradadır. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Sayın Akıncı 2003'te söyledi. Sayın Talat 2003'te söyledi. İkisi birlikte kampanya yaptılar. Dediler ki Denktaş'ı müzakerecilikten alalım ve meclis yeni müzakereciyi seçsin. Dolayısıyla ben yeni bir şey söylemiyorum. Onların bıraktığı noktadan devam ediyorum. Dolayısıyla ben halkın kahhar bir ekseriyetle iki devletli bir çözüm isteyeceğini biliyorum. Referandumdan bu çıkacak ve biz dönüp Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası efkar-ı umumiye diyeceğiz ki kardeşim benim halkım self determinasyon hakkını kullandı ve artık iki devletli bir çözüm istiyor. Bunu konuşabiliriz diyeceğim. Ve herkes de bu iradeye saygı duyacak. Başta benim içerideki federalistlerim olmak kaydıyla. Ben diyorum kardeşim gelin halka soralım. Şayet bu halk federal çözüm istiyorsa Erhan Arıklı gibiler ağzını kapatsın, köşesine geçsin, otursun. Bu halk iki devletli bir çözüm istiyorsa o zaman federalistler ağızlarını kapatsınlar ve bize bir 5 yıl imkan versinler kardeşim. 5 yıl fırsat verin. Bakın bakalım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtıyor muyuz, tanıtamıyor muyuz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan ambargoları kaldırıyor muyuz, kaldırmıyor muyuz? Bize bir fırsat verin. Ben sıradan bir temsilciyken bunları yaptım kardeşim. Türkiye engel mi kardeşinin tanıtımına? Türkiye bir noktaya kadar, bir tarihe kadar engeldi. Biliyorsunuz. Evet, yaşadık, sana da anlattım ama 21 Nisan 2018 tarihinden sonra değişti bu fikir ve şu anda Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtacak bir cumhurbaşkanı istiyor. Ki birlikte ortak hareket etsinler. Efendim? Türkiye'nin tavrı da değişti anladığım kadarıyla. Zaten bütün cesaretimi ondan alarak Türkiye'deki bu tavır değişikliğini gördüğüm için, bildiğim için ondan cesaret alarak bu kadar açık ve net konuşuyorum. Ben bunu yapabilirim Gökhan. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni nasıl tanıtacağımı iyi biliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan ambargoları nasıl deleceğimi çok iyi biliyorum. Geçmişte yaptım kardeşim. Delinebilir mi ya başkan? Niye delinmesin? Yani siz hep BM kararları Allah'ın emri değil falan filan dersiniz de. Bakın yani gerçekten ciddi Türkiye'de bir, uyuyor ya Sayın Başkan. Gerçekten ciddi bir bilgisizlik var bu konuda. Millet mesela diyor ki ambargolar Birleşmiş Milletler kararıyla alakalı. Ne alakası var ya bize? Hava ambargosu denilen şey ICAO ve IATA gibi iki tane uluslararası havacılık teşkilatının almış olduğu bir karardır. Karar da almadılar. Bir uygulama var. O uygulamada bir havaalanından kalkan bir uçak
nereye, hangi havaalanına, hangi kodda gideceğini bildirmek zorundadır. Ercan Havaalanı'nın bir kodu olmadığı için, uluslararası bir kodu olmadığı için oraya uçak kalkamıyor. Bütün mesele bu. Şimdi ben Ercan'dan Azerbaycan'a Başkan olmadı işte. Siz yaptınız bunu. Sonra niye yapamadık? İşte mesele o. Bak mesele o. Niye yapamadık? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir destek vermedi. Vermedi mi? Aynen öyle. Ha. Burada da o zamanki hükümet de güçlü bir destek vermedi. Onlar o desteği bana vermeye devam etseler ya da destek verseler de bugün ambargoların hemen hemen İş biraz Denktaş ailesinin şovu olarak mı kalmıştı o günlerde? Değil. Hiç onların alakası yoktu. Hı. Onu tamamen ben organize etmiştim. Allah razı ben olsun Sayın. Elbette. Ben Sayın Serdar Denktaş da o zaman Dışişleri Bakanıydı. Bana güvendi ve bütün desteğini verdi. Gittim ve tamamen kendi inisiyatifimi kullanarak Türkiye Büyükelçiliğine bile haber vermedim. Zaten bana kızgınlıkların en büyük sebebi de o. Sen nasıl böyle bir açılım yaparsın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki büyükelçinin bu işten haberi olmaz. Aynı şey Kırgızistan'da da oldu. Kardeşim benim orada da gücüm var. Ben yapabilirim. Benim yapabildiğimi göstermem lazım bir Kıbrıs Türk'ü olarak. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilcisi olarak oradayım. Bir takım şeyleri kendi inisiyatifimi kullanarak yapmak için oradayım. Niçin illa da elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği olsa çok daha mükemmelini yapabilirim. Vermedi Türkiye destek. Onun için olmadı başkan. Hani Azeriler çıktı biz. Aynen öyle. Şudur budur falan. Aynen öyle. Anlattım sana geçen sefer. Yani Aliyev dedi ki ya her tarafta müthiş tepkiler var. Nota üstüne nota geliyor. Rahmetli Denktaş'a söylüyor. Ama dedi Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir yetkilisinden şu ana kadar lehte ve aleyhte tebrik ya da tenkit herhangi bir telefon gelmedi. Dışişleri Bakanı'na sordum. Mehmet Yarov'u gösterdi. Acaba biz şeh mi eledik? Hata mı işledik? Bu uçak hava ambargosunu delerek. Şeh mi eledik? Ercan'a geldi onların bu uçağı değil mi? Öyle biliyorum. Aynen öyle. Dışarı çıkar çıkmaz daha asansördeyken Denktaş Bey ve Serdar Bey'le uçağa şeye bindik asansöre. Dedim ki efendim gayet açık ve net bir mesaj. Bugün veya yarın Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden Dışişleri Bakanı, Başbakan ya da Cumhurbaşkanı herhangi birinden bir mesaj gelmezse bu iş yatacak. Bu iş yatacak dedim. Rahmetli Denktaş Serdar Bey'e döndü dedi ki duydun değil mi dedi. Hemen gider gitmez dedi. Gerekli temasları yap. Kimi yaptı yapmadı. Hatırlamaya çalışıyorum ama o zaman hangi yıldı? Başkan ya Hayır, Abdullah Gül Bey Dışişleri Bakanı'ydı, Tayyip Bey Başbakan'dı, Sezer'de. Yeni kuruluydu ama galiba hükümet sanırım değil mi? Öyle bir şeyler 2005'ti bu. 2005'ti, yeni kuruluydu. 2003, evet. 2005. Dolayısıyla bunları yapabilirim, yaptım geçmişte, daha iyisini yapabilirim. Bunun için vatandaşlardan ben yetki istiyorum. Şimdi hayır olamaz diyenlere de gülüp geçiyorum. Şimdi ben bakın, uluslararası... Bakın İTBM'nin KKDC'ye tanıma kararı yok diyor izleyici. Yani çok şimdi mesaj bak, var. Bir şehir yani, efsanesi yani. De bu. Geçen gün yine yani siz de biliyorsunuz Gökhan'cığım, karşındaki şahıs neticede üniversitelerde Manas Üniversitesi'nde uluslararası hukuk konusunda ders vermiş bir arkadaş. Ben bu arkadaşlara şunu söylüyorum. Arkadaşlar, bir devletin bir başka devleti tanıması için parlamentodan karar geçmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda 174 ülkeyle diplomatik münasebeti vardır. Birleşmiş Milletler'e üye. Bunların hiçbiriyle tanışıklık yaparken, diplomatik teatide bulunurken, tanırken birbirleriyle ilişki kurarken parlamentodan onay geçmez. Geçmez mi? Hayır öyle bir şey yok. Bu nereden çıkartıyorsun Pekala, kardeşim? Pekala Bakanlar Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi karar gönderdi falan deniliyor. Mesele gayet basittir. Başkan, garantörlük anlaşması zaten KKDC'yi tanımasına engel değil mi ya Allah aşkına? Gökhan'cığım, bunlar seninle sabaha kadar konuşuruz. Hiçbir sıkıntım da yok benim vaktin müsait olursa. Bir devletin bir devleti tanıması için arkadaşlar. O devletin diğer devlete iki devlet karşılıklı olarak birbirlerine büyükelçi atarlar. O büyükelçiler cumhurbaşkanlarına güven mektubu sunarlar. Güven mektubu takdim edildiği anda itibaren devletler birbirini tanır. Uluslararası hukuk kuralı budur. Kalkıp da bunu parlamentoya götürmezsin. Bakanlar kurulundan karar geçirmezsin. Böyle bir şey yok. Bunu nereden çıkartıyorlar? Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor. Niye tanımıyor? Çünkü parlamentodan karar geçmedi.
Ya cehaletin bu kadarından vazgeçin Allah aşkına ya. Bir açın bir kitap okuyun ya. Yani Wikileaks'e gidin sorun ya, böyle bir şey var mı? Hiç araştırma yok. Birisi bir laf söylüyor, öbürler de hemen balıklama, sazan gibi dalıyorlar. Bizi tanımıyor. Niye tanımıyor? Çünkü parlamentodan karar geçirmedi. La havle ve la kuvvete. Yani hangi ülkeyle geçirdi ki? Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nden, Amerika ile ilgili Amerika'yı tanımak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karar geçiyor. Büyük Elçi gönderdi, bu iş bitti diyorsunuz. Bitti ya, budur. Mesele bu kadar basit. Efendim, garantörlük anlaşması, sen az önce söyledin. Öyle bir garantörlük anlaşması açıkça yazıyor ya, Türkiye garantörler Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü korumakla mükelleftir diyor ya başkan. Demez mi? Okudunuz siz de. Hala daha Güney Kıbrıs'ın da garantörlüğü devam ediyor. Tamam. 1960'taki o güvenlik ve garantiler anlaşması olduğu dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortada yoktu. 1963 gerçekleşmemişti. Rumlar Türkleri devletten dışlamamıştı. Doğru. Devleti işgal etmemişti. Yani hayat 1960'da durmuş değildi. Ondan sonraki 14 yılı iyi hatırla. 105 Türk köyünün çadırlarda yaşadığını, insanların %3'e sıkışıldığını niye ne çabuk unuttuk? Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Birleşmiş Milletler'e üye 194 ülke var. Bu %194 ülkenin en az 120'sinden daha devlettir. Devlet olmanın bütün erklerini yerine getirirler. Tanınma devlet olmanın bir şartı değildir. Ya da devlet olmak için tanınma illa da gerekmez. Bir devletin devlet olabilmesi için yine uluslararası hukukta 4 tane temel şart vardır. Bunların arasında tanınma yoktur. Nedir o? Bir sınırın olacak. Seni diğer ülkelerden ayıran bir sınırın olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin böyle bir sınırı var mı? Var. Bugün de gayet iyi gördük. Barış gücünü bile benim polislerim kovmadı mı? Demek ki benim bir sınırım var. Bir. İki, o sınırların üzerindeki, o toprağın üzerinde yaşayan bir insan grubunun olması lazım. Böyle bir halkımız var mı? Kıbrıs Türk halkı var. Üçüncüsü, siyasi otorite olması lazım. Var mı bir siyasi otorite? Mahkemeler var. Her şeyimiz var. Her şey var. Yani, dolayısıyla devlet olmanın bütün şartlarını yerine getiriyoruz biz kardeşim. Bunun dışında devlet olmanın bir şartı yoktur. Lütfen açın okuyun. Açın okuyun ya. Tanınması gerekmez diyorsunuz. Gerekmiyor, öyle bir şey yok. Zaten defakto olarak bizi birçok ülke tanıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz iyi. Bakın, Çin 1944'ten 1972'ye kadar Birleşmiş Milletler tarafından tanınmadı. Hiçbir ülkede tanınmadı. 1972'de Amerika Birleşik Devletleri baktı ki Çin'i daha fazla, kaç sene sonra oluyor aşağı yukarı? 30 küsür sene Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler tarafından tanınmadı. Ve Amerika gitti, Çin'e dedi ki sizi Birleşmiş Milletler'e alalım. Çin dedi ki benim iki şartım var. Şart koşuyor. Bir, o zamanki milliyetçi Çin dediğimiz Formosa Cumhuriyeti, onları dedi Birleşmiş Milletler'den atacaksınız. Onların yerine ben olacağım dedi. O zamana kadar Çin'i Birleşmiş Milletler'e temsil eden milliyetçi Çin, Chiang Kai-shek başkanlığında onları attılar. İkinci şart, beni dedi güvenlik konseyi üyesi yapacaksınız. Veto yetkim olacak. Nereden nereye? Hiç tanınmayan bir ülke, mecbur kaldılar Çin'i üye yaptılar. Güvenlik konseyine. Hem de güvenlik konseyine veto yetkisi verdiler. Dolayısıyla Çin bir şey mi kaybetti? Yani 30 yıl Birleşmiş Milletler tarafından tanınmadı diye bir eksiklik mi oldu? Veya Tayvan şu anda tanınmıyor. Yani o milliyetçi Çin dediğimiz Tayvan tanınmıyor. Peki tanınmıyor da ne oluyor? Tayvan'ın şu anda yıllık ticaret hacmi 100 milyar dolara yakındır. Tayvan'la bizim ortak bir noktamız var. Tayvan modeli falan derler. Evet, işte. Tek bir ortak noktamız var. O noktadan girmeyi ben teklif ediyorum. Tayvan dünyanın bütün ülkeleriyle
ticaret, ekonomik ve kültürel ilişkiler kurabiliyor, sportif ilişkiler kurabiliyor. Nasıl yapıyor bunu? Tayvan Dünya Ticaret Örgütü üyesi. Oradan çıkarmadılar. Türkiye'ye geliyor, Türkiye'de bir ticari temsilcilik açıyor. O ticari temsilcilik üzerinden bütün faaliyetlerini yapıyor. Hiçbir sıkıntıyla da karşılaşmıyor. Peki bizim neyimiz var? Biz yapabildiğimiz bunu elbette yaparız. Birkaç limanımız var. Hayır, bizim de ticaret odamız var. 1957'de kuruldu. Tanınıyor. Ve dünyanın bütün ticari örgütlerinden Rumlar tarafından dahi tanınıyor. Peki ben Azerbaycan'a yaptım bunu. Azerbaycan'daki temsilciliğim benim ticaret odamın temsilciliği. İlk kurulduğu anda 1991'de ticaret odasının temsilcisi olarak, temsilciliği olarak orada temsilciliğimizi açtık ve faaliyetlerimizi de yürütüyoruz. Aynı şeyi diğer ülkelere niye yapmayalım? Yani tanınmıyoruz diye dünyanın sonu gelmiş değil kardeşim. Yeter ki sen ufkunu aç. Yeter ki o federasyon denilen cendereden kendini bir kurtar. Bu özellikle çaresizlik sendromundan bir kurtul. Başka alternatiflerin olduğunu güneye göster, Rum'a göster. Ama sen kalkar da benim federasyondan başka çarem yoktur. O da hiçbir şey yapmaz işte, öyle devam ediyor. Dediğin anda seni bir 50 sene daha bekletir Rum, kapının önünde bekletir. Ve sen elinde çiçek, karanfillerle Rum'a aşk mektupları göndermeye devam edersin. Adam şey arada dönüp yani sana bir bakar, sonra yoluna devam eder. Biber gazı sıkıyor. Bizim öyle bizim yapacak çok şeyimiz var. Ben bunun için halka diyorum ki ey halkım, bana bir 5 yıllığına süre verin. Ne yapacağımı ben gayet iyi biliyorum. Geçmişte yaptım. Bundan sonra da yapacağım inşallah. Şimdi Sami Dayıoğlu bir iki soru sordu. Tam okuyorum, anlamaya çalışıyorum. Gümrük Birliği Anlaşması imzalanmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi geçti mi ve sonra onaylandı diyor. Tam anlamadım ben mesajı aslında. Gümrük Birliği Anlaşması dediği Rum tarafı, 94 yani tarafı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde. Evet. Orada Tansu Çiller'i kandırdılar. Normalde Türkiye Cumhuriyeti Güney Kıbrıs'ın Gümrük Birliği'ne girerken onu veto etme yetkisi vardı. Çünkü 1960 Anayasası'nda garantör ülkelerin üçünün de üye olmadığı herhangi bir pakta, birliğe Kıbrıs Cumhuriyeti'nin girmesi mümkün değil. Hmm. Uluslararası anlaşma gereği. Türkiye Cumhuriyeti kendisi Avrupa Birliği'ne üye değil. Dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Gümrük Birliği'ne girmesini veto edebilirdi. Etmedi ama. Etmedi. Çünkü Tansu Hanım'ı kandırdılar. Tansu Hanım'ı hiç unutmuyorum. Bu konuları tartışırken, biz kendisine kızarken niçin veto etmedin Tansu Hanım dediğimizde, Tansu Hanım çok saf bir şekilde dedi ki hiç merak etmeyin. En geç bir yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne girecek. Çok çok safça masumca olmuş. Sıkıntı yani yok demişti. Bunu unutmuyorum. Herhalde sevgili Dayıoğlu bunu anlatmaya çalışıyor. Çok enteresan. Evet. Başka süremiz bitti. Yani bizim de Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuzey yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yani, ha? Geçmişte zaman zaman hatalarımız olmuştu. İşte Dayıoğlu'nun hatırlattığı hatalardan bir tanesi bu. Ama inan ki Gökhan, yapabileceğimiz çok şey var. Kıbrıs Türk'üne yeni ufuklar sağlayabiliriz. Yeni ufuklar açabiliriz. Ve halkın önündeki o çaresizlik sendromuna son verebiliriz. Şimdi ben bugün bir tartışma içinde bulundum. Ben Sayın Akıncı'yı, sen ne hakla kalktın da Rum'a %20 toprak vereceğini söylüyorsun ve harita verdin bir de diye tenkit etmiştim. Oradan bir arkadaş da bana cevap vermiş. Diyor ki Denktaş Bey de işte Guayar belgesinde %29 plası kabul etmiştim. Ben de dedim ki arkadaşlar, niçin hala kendinizi geçmişe hapsediyorsunuz? Denktaş Bey 1980'li yılların sonunda bunları kabul ettiğinde, bu rakamı kabul ettiğinde 2010 yılındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demoplos kararı yoktu kardeşim. Ben Rum'a 1 milim toprak vermek zorunda değilim. Rum'un malını tazmin ederim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bana bunu hakkı vermiş.
Tabii. Öde tabii. Kardeşim diyor Rum'un parası. Para varsa tazmin edersiniz o ayrı. Peki mesela. Benim bu hakkım varken Gökhan sana soruyorum. Benim her milimi varsa edersiniz vermezsiniz. O ayrı bir konu. Onu konuşuruz. Benim bu hakkım varken, bu tazmin hakkım varken benim insanımı göçmen durumuna düşürecek, topraklarımın %20'sini Rum'a peşkeş çeken böyle bir talebi Sayın Akıncı hangi akla kabul etti? Nasıl harita verdi buna uygun olarak? Ortada Türkiye'de bir ikilemlik olmuş falan diyorlar. Biri ver dedi diyorlar, biri verme dedi diyorlar. Akıncı Türkiye Cumhuriyeti'nin öyle bir şey yok. Sayın Akıncı orada da emir vaki yaptı. Yani emir vakilerini başka bir programda zannediyorum seninle yapacağız. Zaman daha var. Orada anlatırım. Hangi noktalarda emir vaki yaptı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mevlüt Bey'in açıklayıp deyip açıklamadığı emir vakilerini söylüyorsunuz. Elbette. Onları hep konuşacağız. Zamanı gelince konuşacağız. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben halkımı yeniden göçmen durumuna düşürecek herhangi bir anlaşmaya imza atmam. Sayın Akıncı da, Sayın Tatar da verebiliriz diyor. Kardeşim niye vereceksin? Ya Türkiye sana diyor ki ben şerefiye vergisini çıkartın, kanunu çıkartın, bütün tazminatları ödeyeyim kardeşim. Ama o haksızlık yapıyorsun. Yani onu Tufan hocalara konuştuk. Şimdi ne yapacaklar başkan? Şimdi 80 yaşındaki tecrübin gidip para mı isteyecek devlet? Öyle değil Gökhan'cığım. Ha başkan, Tufan hoca bunu uzun uzun anlattı. Tufan hocayla da karşılaşacağız da anlatacağım. Bak orada Türkiye'nin söylediği şu. Şimdi eşdeğercileri kesinlikle bu işin içine katmıyoruz. Çünkü eşdeğerci tazminat ödemek zorunda değil. Eşdeğerci güneyde mal bıraktı. Onun karşısına mal aldı. Niye adam para ödesin? Tazminat ödeyecek olan kim? Rum malında oturan. Rum malında oturan ama tahsisten hak sahibi olanlar. Yani bizim gibiler. 75 göçmeni vatandaşlar. Bir de puan karşılığı mal alanlar. Ya Gökhan, benim elimde şu anda bir mal varsa ki yok. Şu andaki değeri 100 liraysa Türkleştiği anda o malımın değeri otomatikman 300 lira olacak. Başkan ama paranız varsa parası hayır, varsa Türkiye diyor ki ben ödeyeceğim. Sen sadece %20 şerefiye vergisini ödemeyi kabul et. Benim malım değeri 3 misli artacaksa ben %20'yi niye ödemeyeyim? Anlaşma bu. Hatta %15'e bunun anlatılması lazım ama bu konuyu anlatmıyorlar kardeşim. Sebebini anlatacağım. Sebebini anlatayım ne olduğunu. Lütfen Ayfer Ekmen'i bir gün buraya davet et. O bütün detayları anlatsın sana. Halka bunu anlatmıyorlar. Halk zannediyor ki eşdeğerci de ödeyecek. Ya niye ödesin kardeşim? Eşdeğerci zaten orada mal bıraktı. Ama Türkiye'den gelen vatandaşlar her müzakere masasında artık bıktı. İçimize şu kadar Rum gelecek, şu kadar yer verilecek. Adam 40 yıldır malına malım diyemiyor. Evine evim diyemiyor. Toprağına toprağım diyemiyor. Ya verin bu hakkı adam ödesin ya. Türkiye Cumhuriyeti diyor ki bu vatandaşın %20'yi ödeyecek parası yoksa adını da veriyor. Ziraat Bankası'ndan borçlandırayım 20 yıl. Faiz destekli alsın ödesin kardeşim. %80'ini Türkiye ödeyecek. Aynen öyle. Bu böyle anlatılmıyor ama mesela. Anlatılmıyor. Anlatılmıyor Gökhan. Sebebi ne biliyor musun? Sebebi şu. Geçen de mecliste bunu tartıştık. Bir şehadet yasası geçirdiler kardeşim o dönemde. Yağma nasıl yapıldı burada? Rum malları nasıl yağmalandı? Bir şehadet yasası geçirdiler. Gökhan'la Erhan. Gökhan geldi bana dedi ki mahkemeye ya da şeye iskana. Ya Erhan'ın Limasol'la bıraktığı bir deniz kenarında 50 dönüm arazisi vardı. Öyle mi? Hemen bir kağıt imzala. Tamam. Senin şehadetin geçerli. Bana hemen 50 dönüm arazi onun karşısına yoksa burada verdiler. Ayrı bir konu. Şehadet. Sonra döndüm seninle ben anlaşmadım. Ya Gökhan'ın da Larnaka'da şu kadarcık yeri vardı. Tamam sana da verdiler. Bu şekilde binlerce dönüm arazi peşkeş çekildi. Şimdi bu şerefiye vergisi çıktığında Gökhan, güneydeki tapular açık. Gidiyorsun 20 euro yatırıyorsun. Senin o dönemde ne malın varsa, ne malın vardıysa koçanını alıp geliyorsun. Sen bundan muaf tutuluyorsun. Peki o diğer sahtekarlar ya ha, o açığa çıkacak diye bu şerefiye vergisini hiçbir hükümet, hiçbir siyasi parti bizim dışımızda gündeme getirmiyor. Yani hazıra konanlar, sahtekarlık olanlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bu taşınmaz mal komisyonu bizim 1974'te elde ettiğimiz askeri zaferden sonraki en büyük siyasi zaferdir. Hukuki zaferdir.
Bu aymazlık yüzünden Türkiye bu taşınmaz mal komisyonuna kaynak aktarmayı bıraktı. Bunlar da inat o şerefiye vergi yasasını çıkartmıyor. Buraya gelen Rumlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorlar. Diyorlar tabii, ki ama para da ödenmiyor. Paramızı alamıyoruz. Siz yani bize kaynak olarak Lefkoşa'daki taşınmaz mal komisyonunu gösterdiniz. Ama onlar bize paramızı ödemiyorlar kardeşim. Bize başka bir karar bulun, üretin diyecekler. Ve elde ettiğimiz bu siyasi zafer yakında belki de o mal tazminat komisyonu devre dışı kalacak. Yani 6 yıldır tazminat alamayan adamlar var. Büyük sıkıntı mesela. Tabii 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 tabii. Kardeşim niye bu güzel bir kapıydı aslında. Niye geçirmiyorsunuz bu şerefiye vergi yasasını? Vay efendim, geçirelim de şöyle geçirelim. Şayet adam malı satarsa, sattığı anda işte o %20 ödesin. Satmayanlar ne olacak? O zaman mal olmaz ki başkan, mümkün değil. Yani ben anladım şu an. Bunu böyle anlatmıyorlar ama hakim sevmesin. Tufan Hoca bile bunu böyle anlatmadı. Anlatmıyor. Ha. Yanlış anlatıyorlar. Çok enteresan. Mesele tamamen bunu budur. Dediğim gibi lütfen Ayfer Erkmen'i buraya çağır. Bir gün onunla bir program olur yap. Çünkü çok olur, önemli bir konudur bu. Taşınmaz mal komisyonu bizim için bulunmaz Hint kumaşıdır. Ve kaybetmemek lazım. Bunu kaybetme riskimiz var. Türkiye Cumhuriyeti de dediğim gibi bu konuda artık kararlı. Başkan, son soru, süreyi de açtık ama Türkiye ile çok mu bozuldu ilişkiler? İnanın ki 1974'ten sonra o CTP'li dönemlerde bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Hiçbir dönemde bu kadar ilişkiler kötü olmadı Gökhan. Değil. Geçen de Türkiye'deydim. Kaldığım otelde Kıbrıs'a çok yakından ilişkili bir bakanla karşılaştım. Dedim ki Sayın Bakan, bu ekonomik protokol ne oluyor dedim. Ne zaman imzalanacak? Türkiye kabinesine bir bakanla bahsediyorsunuz. Evet. Bu ekonomik protokol ne zaman imzalanacak? Bir türlü imzalanmıyor dedi. Güldü. Gelmiyor. Güldü, dedi ki Sayın Başkan dedi, biz 2009 yılından beri sürekli protokol imzalıyoruz. O protokollerin hiçbirisinin gerekleri yerine getirilmiyor. En son 20 Temmuz 2019 tarihinde şu andaki hükümetle imzaladık o protokolü. Hangi maddeyi uyguladılar ki şimdi bizden yeni protokol istiyorlar? Protokol imzalanıyor. Ama icraat yok. İcraat yok ama o protokolün karşılığında olan parayı sürekli talep ediyorsunuz. Yani protokolü hemen imzalıyorsunuz, konuşmadan imzalıyorsunuz. O protokolün gereklerini yerine getirmiyorsunuz. Ama o protokolün karşılığında yazan parayı da talep ediyorsunuz kardeşim dedi. Bu 175 milyonun akıbeti de budur. Bize öncelikle... Yayınlandı geçti resmi gazetede güya, değil mi? Türkiye'deki resmi gazetede verilecek şudur budur falan diye. Ya kaç ay önce? Ya Ocak ayında, ay oldu ha. Aralık ayında gittiklerinde, 27 Aralık'ta ya, gittiklerinde oldu, bırakacaktı falan. Yani Türkiye bu konuda haklıdır. Türkiye bu konuda 750 milyon lira verilecekti 20 Temmuz 2019'daki protokolün karşılığı. Onun aşağı yukarı 600 milyon lirası geldi. Ve hiçbir madde yerine gelmedi Gökhan. 52 maddedir o. Yani Türkiye diyor ki biz artık kandırılmak istemiyoruz kardeşim. Uygulanmayacak olan protokolde imzalamayacağız. Karşımızda ciddi bir muhatap görmek istiyoruz. Bu sebepten dolayı ilişkiler gerçekten çok kötü. Bir de Cumhurbaşkanlığı hükümetin meselesi var. Bu konudaki performansı çok kötü. Sayın Tatar sürekli gidiyor işte Vatan Millet Sakarya, o bildiğiniz edebiyatı yapmaya devam ediyor. O eskiden geçerliydi. Bunu bir türlü kendisine anlatamadım ben. Rahmetli Ecevit döneminde bu tutardı diyorsunuz. Yani o tutuyordu. Hatta bir dönem Demirel dönemine kadar da iyi gitti. Hatta AK Parti'nin ilk yıllarına kadar da iyi gitti. Ama belli bir tarihten sonra bu konu kapandı kardeş. Öyle Vatan Millet Sakarya karşılığıyla edebiyatıyla para alma devri kapandı. Ya da kendi ayaklarınızın üzerine duracaksınız. Aynen, para istemeyeceksiniz. Bu konu kapanacak. İş yapacaksın, reform yapacaksın. Bu halkın ihtiyaçları olan reformları gerçekleştireceksin. Sağlıkta reform yapacaksın, eğitimde reform yapacaksın, ulaşımda reform yapacaksın, tarımda, turizmde reform yapacaksın. Ve bu reformun karşısında Türkiye'den para isteyeceksin. Bu reformlar bizim içindir, Türkiye biraz için değil. Biraz samimiyet lazım galiba ya o başkan. Ya samimiyet yok. Samimiyet şimdi lazım biraz. Yoksa yani o dörtlü para koalisyon yapamasanız da gene alırsınız. Dörtlü koalisyon yıkılırken işte Ulusal Birlik Partilerin Sayın Ersin Tatar da dahil, Türkiye'den ben parayı alırım kardeşim. Sizi istemezler de onun için parayı göndermezler. Sizi istemezler de onun için ekonomik protokol imzalamazlar diyordu. Şimdi ağzını kapatmış
dut yemiş bülbül gibi ne protokolden bahsediyor ne paradan bahsediyor. Çünkü Türkiye artık karşısına samimi insanlar istiyor. Hatta Tufan Hoca sordu da bu konuları niye burada konuşalım falan dedi. Başbakan ters dedi, biliyorum onu da. Neyse Sayın Başkan, yüzlerce mesaj var, okuma şansım yok. İzleyicilerim beni affetsin. Çok teşekkür ediyorum gelip konuk olduğunuz için. Kaça çıktık? Şimdi bu bitince göreceğiz onu. Burada göremeyiz onu. Yani bakalım şeyi şimdi... geçenlerde Tufan Hoca ile karşılaştık. Dedim ya aman izlediniz ya başkan dedim. Yani 9900'de en son baktığımda yarayın birilerini 100 kişi bir girsin baksın dedi. 10.000 olalım dedi. Sonra baktık 10.100-10.500'lerde kaldı o. Sizinle geçen program 6-7.000'lerde bitirdik galiba. Sonra 13.000'lerde falan çıktıydı. Hatta bir paylaşım yapmıştınız. İzleniyorsunuz. Dedim ya bizim taban ciddi bir heyecan içerisinde, kaçırmıyorlar sağ olsun. Başkan yok seçimden çok kötü boyalasınız onu. Sağ olun. <olsun. gülüyor> Peki çok teşekkür ederim. Ben kötü ihtimal gider torunlarımla oynarım. Daha çok gençsiniz ya. Daha çok gençsiniz. Durun bakalım. Peki. Çok ama teşekkür ederim. Ama bir zevk Gökhan gerçekten. Tabii. Allah bağışlasın. Pazar günü torunumla gezdim pazarda. Alışveriş. Bir torun var değil mi efendim şimdi? İki tane ama torun bir tanesi var. Daha kundakta. Maşallah. Allah ömür versin. Allah ömür versin. Analı babanı büyütsün. Allah herkese kısmet etsin. İnşallah güzel olur ya başkan her şey. Zor bir dönem. Olacak. Çok kötü bir dönem bizim için. İnşallah. Yani ben aslında bu programda yaklaşan ekonomik krizi falan da konuşmak isterdim ama başka zaman. Başkan inşallah. Yani hakikaten Nisan'dan sonra bu ülkede izleyicilerimiz de bunu bilsin. Çok büyük bir ekonomik kriz olacak. Çok büyük bir ekonomik. Allah acısın bizi bunun için. Pazartesi günü ki geçen hafta pazartesi günü bu konuya değindim mecliste ve bu hükümetin bu konuyu ciddiye aldığı yok. Hiç alakadar değildiler. Hiç alakadar değildiler ve çok çok kötü bir kriz bekler. Ben de konuşuyorum bazı ekonomistlerle. Allah sonumuzu hayra getirsin derdi eskiler. O durum olacak Nisan ayından sonra. Kimsenin de umurunda değil ya başkan. Üzülüyorum. Neyse çıkmamız lazım. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Sayın Yerel Arıklı, Yenem Doğuş Partisi Genel Başkanı konuğumuz oldu. Güzel bir program oldu. Süreyi de açtık. Bir iki bilgi vereyim size. Kısa, hızlı ve çıkalım programdan. Sevgili izleyicilerimiz, koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu tamamlandı. Başbakan Ersin Tatar Başkanlığı'nda yaklaşık 3 saat süren toplantıda Güney Kıbrıs Rum kesiminde görülen iki koronavirüs vakasının ardından alınacak ek tedbirler görüşüldü. Bakanlar Kurulu toplantısında hükümet düzeyinde bir kriz masasının oluşturulması da ele alındı. Bakanlar Kurulu sonrası açıklanan kararlarda Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüsün olmadığına dikkat çekildi. Devam ediyor bu yazı falan haber ama Bakanlar Kurulu bitti. Ben programdayken bir bakanımızla yazıştım. Bir yarım saat 40 dakika önce bitti Bakanlar Kurulu. Ve diyorlar ki Bakanlar Kurulu her ihtimale karşı hükümet düzeyinde bir kriz masasının oluşturulmasına karar verirken vatandaşlara zorunda olmadıkları sürece Güney Kıbrıs'a geçmemeleri yönünde uyarılarda bulunuldu sevgili izleyiciler. Çok tabii sıkıntılı bir olay. Bunu size açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bu virüs çok hızlı çoğalan bir virüs. İnfluenza adan çok daha az tehlikeli. Yani normal grip çok daha tehlikeli bu virüsten. Ama bu virüsün bulaşma sürati çok yüksek. Ve eğer bir akciğer rahatsızlığı, bir solunum yetmezliği, bir kalp problemi, diyabet, böbrek probleminiz varsa ölebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Böyle tehlikeli bir şey. Sizde yoktur ama annenizde vardır, babanızda vardır. Çok dikkat etmeniz lazım. Şunu da söyleyelim, öyle çıkalım programdan. Dünya Sağlık Örgütü'nün son bir bilgisini sizlere paylaşayım ve hemen çıkalım. Unutmayın, İtalya'da İtalyanların yaptığı açıklamada da biz bu virüsü çok dikkate almadık, bedelini ağır ödüyoruz açıklaması yapılmıştı. İtalya'da sevgili izleyiciler bir çift Çinli turistten bulaşmıştı Milano'da. Şu an İtalya'da 7.375 enfekte olmuş insan var. İtalya'da bir ay içerisinde 7.375 enfekte olmuş insan var. İki kişiden başladı bu. O nedenle çok dikkat etmek lazım. Fransa 1126, İspanya 999, Almanya 902 ve Birleşik Krallık 277 ve gidiyor. Tekrar bilgi verecek olursam Güney Kıbrıs'a Milano'dan 25 yaşında bir Kıbrıslı Rum bu virüsü getirdi.
64 yaşında da Birleşik Krallık'tan bir doktor, kardiyolog bu virüsü getirdi. İkisi de müşahede altına alınmış durumda. Size tek bir tavsiyem var. Evinize sabun alın. Temizlik ürünü alın. Temizlik ürünleri bir süre sonra bitebilir. Bunun sıkıntısı olabilir. Panik de yapmayın ama evinize sabun alın. Kolonya da alın. Oluyormuş. Bunu Türkiye'deki profesörleri dinledim YouTube'da. Yani dezenfekte jeli bulamazsanız kolonyayla, alkol olduğu için içerisinde, dezenfekte edebiliyorsunuz. Müftülüğe de bir sorarım, fetva versin. Helal mi değil mi bilemem orasını. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun efendim. Allah'a ısmarladık. Evet, güzel program.